Herkese iyi akşamlar. Siyasal ve entelektüel tarihimizden portreler sunum serisinin ikincisini gerçekleştireceğiz bugün. Konuşmacı arkadaşlarımız ve konuğumuz Gökhan Atılgan hocamız buradalar. Bu portreleri gerçekleştirme vesilemiz olan husus, siyasal ve entelektüel tarihimizden portreler isimli kitabımız. Yaklaşık 2 ay önce Tarihçi Kitabevi'nden yayınlandı. Kısa bir süre oldu açıkçası yayınlanalı. Biz şu an için bir sunum gerçekleştirmiş durumdayız. Yani orada yazar olan arkadaşlarımız, hocalarımız geçen hafta bir sunum gerçekleştirdiler. Bu haftada Marksist eğilimli, Marksizmle ilişkili, artık bunu nasıl tanımlamak lazım bilmiyorum. Gökhan Hocam bizi düzeltecektir. Yorumlarıyla katkı sunacaktır bu anlamda. Bu yazarların, portrelerin daha doğrusu olduğu yazarlarımızın konuşmalarını dahil etmeye çalıştık. Ve bunu yaparken de bu konuyla ilgili ülkemizde en verimli çalışmaları gerçekleştiren hocalarımızdan Gökhan Atılgan hocamızı da buraya konuk olarak davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bizi birebir görüşmelerde de kırmıyor. Bir şeyler danışacağımız zaman da kırmıyor kendisi. Bu anlamda çok teşekkür ederiz. Kendisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör doktor olarak görev yapıyor. Bir iki şey söyleyeyim, ondan sonra konuşmalara geçeceğiz. Gökhan hocama da bir merhaba diyeceğim, onun da sesini duyacağım ama öncelikle konuşmaları yaptıktan sonra Gökhan hocamızın hem konuşmalarla hem de daha öncesinden kendisine ilettiğimiz kitabımızdaki yazılarla ilgili fikirlerini soracağız. Kendisinden bir değerlendirme rica edeceğiz. Ve muhtemelen en sonda da sorularınız ve katkılarınız olursa onları dinlemeye çalışacağız. Gökhan hocamızı biz daha çok Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı olarak yapmış olduğu yüksek lisans ve doktora tezleriyle iyi biliyoruz. Yani artık onlar Türkiye'de sol çalışanlar için birer başvuru kaynağı haline geldi. Birincisi yüksek lisans tezi ve çok kıymetli bir yüksek lisans tezi. Yani birçok yerde çok rahat, haddim değil belki bunu Gökhan Hocam'ın karşısında ama çok rahat doktora tezi olarak savunulabilecek bir tez. Kemalizm ile Marksizm arasında geleneksel aydınlar, yön devrim hareketi birkaç baskı yaptı. Gustav'dan ve sonra Jordan kitaptan ve doktora tezi de Behice Boran öğretim üyesi siyasetçi kuramcı kitabı. Yine o da Jordan'dan birkaç baskı yaptı. Onun dışında da derlemeleri var, editoryal çalışmaları var. Siyaset bilimi, kavramlar, ideolojiler, disiplinler arası ilişkiler yine hocamızın editörlerinden olduğu bir çalışma. Mühürler kitabı, Türkiye Sosyalist Hareketi'nden eserler ve son olarak Frekans Değişiyor üst başlığına sahip Türkiye İç Partisi Radyo'da Proletarya'nın Büyülü Kutusu da hocamızın editoryal katkı sunmuş olduğu çalışmalardan bir tanesi. Gökhan Hocam öncelikle bir merhaba diyelim. Hem bizi izleyenler için de merhaba diyelim. Sonrasından çok daha geniş yorumlar alacağız. Hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Sağ olun. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Birkaç yıl önce hatırlıyorum biz Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de siyasal hayat kitabını yeni çıkardığımızda Metin Çulhaoğlu bir metin yazmıştı. Bizden genç akademik kuşak diye bahsetmişti. Genç akademisyenler diye bahsetmişti. Şimdi sizleri görünce, sizlerin çalışmalarını görünce artık gençliği kaptırdığımızın farkına varıyorum yavaş yavaş. Estağfurullah. Ve çok da mutlu oluyorum doğrusu. Yani bu kadar çalışkan, üretken meslektaşlarımla aynı platformda olmak, onların eserlerini dinlemek, onlar hakkında konuşmak gerçekten kıvanç verici bir şey. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu Çok sağ olun. girişte hemen ben de kitap için bir şey söyleyeceğim. Yani Buyurun. bu portreler kitabı gerçekten çok zor. Ben kendim de bazı portreleri yazmaya yeltendiğim için biliyorum. Hele bu kadar çok ismi bir araya getirmek, bu kadar çok yazarı bir araya getirmek gerçekten çok çok zor bir iş. Ama görüyorum ki zor, başarılmış. Daha da başarılacaktır. Bunun işaretleri, bunun cevherleri de görülüyor. Bütün yazar arkadaşları ve editör Halil arkadaşımızı kutluyorum. Hepinizin akıllarına sağlık, emeklerine sağlık sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim hocam. Yani benim muhtemelen en büyük şansım işte burada da konuşmacı olarak bulunan arkadaşlarımı tanımış olmak. Çok güzel bir yazar kadrosu yaratıldı. Doğalında yaşandı bu. Şimdi tabii konuşmaları yapacağız. Bugünkü konuşmalarda Canan hocam bize çok güzel bir portre sunacak. Yani bir boşluk doldurdu o yazısıyla. Fatma Hikmet İşmen'i anlatacak bize. Veysel Hocam İdris Küçükömer üzerine farklı bir yaklaşımla bir konuşma yapacak, yazısını sunacak burada.
Ömür Hocam Muzaffer İlhan Erdost'u konuşacak. Süley Hocamız Doğan Avcıoğlu'nu konuşacak. Ben de en sonda bu birazcık da tarihsel sıralaya uygun bir biçimde yapacağımız bu konuşmalarda Yalçın Küçük üzerine yazmış olduğum yazıyı aktarmaya çalışacağım, özetlemeye çalışacağım. Dilerseniz Canan Hocam'la başlayalım. Fatma Hikmet İçmen'le. Merhabalar herkese. Öncelikle teşekkürler Halil Hocam ve diğer hocalarımıza. Herkese teşekkür ederim. Ben bir an önce başlayacağım çünkü süremiz az biliyorum. Fazla vakit kaybetmeden şöyle dakikaya da baktım. Tamam. Şimdi ben Fatma Hikmet İşmen'i bu kitapta kaleme almaya çalıştım, yazmaya çalıştım. Esasında neden Fatma Hikmet İşmen? Öyle bir başlayayım. 2016 yılına kadar açıkçası Fatma Hikmet İşmen'i hiç bilmiyordum. İsmini dahi duymamıştım. O sıra doktora tez çalışmam için bir arşiv çalışması yapıyordum ve çalıştığım arşivde Fatma Hikmet İşmen'in arşivi olduğunu gördüm. İlgimi çekti. Yani fotoğrafları var, yazışmaları var, işte kendi eğitim hayatında tuttuğu notlar bile var. Böyle geniş, güzel bir arşiv. Hollanda'da bulunuyor arşiv, Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde. Ve bu arşivden zaten faydalanarak hani Fatma Hikmet İşmen'i benim gibi de aslında bilmeyenlere birazcık tanıtma amacım hep vardı. Sen bu kitap fikriyle de geldiğinde çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm açıkçası bunun. Fatma Hikmet İşmen, bu makalede bu arşivden faydalandım. Onun yanı sıra Fatma Hikmet İşmen'in bazı söyleşileri var. Onlardan da özellikle faydalandım ki birinci ağızdan bilgi edinebilelim bazı konularda. Bir de dönemin gazetelerine de taradım. Tabii literatür haricinde bunları söylüyorum. Makalede aile ve eğitim hayatını Fatma Hikmet İşmen'in öncelikle ele almaya çalıştım. Eğitim hayatına biraz fazlaca vurgu yapmaya çalıştım. Bunun nedeni de aslında mesleğini çok severek yapan bir bilim insanının nasıl siyasete geçtiği, bunun onu nasıl etkilemiş olabileceğini, nasıl bir kopuş yaratmış olabileceğini ya da belki devamlılık görebilmek için bunu yapmaya çalıştım. Daha sonra Türkiye İşçi Partisi ile tanışması, senatör olma süreci ve senatodan sonraki siyasi hayatı da aslında burada da bir devamlılık var. O yüzden ona da yer vermeye çalıştım. Şimdi kısaca bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Fatma Hikmet İşmen'i birazcık daha hani anlatmaya çalışacağım burada. 1918 yılında doğuyor Fatma Hikmet İşmen. Esas adı Hikmet İşmen, bütün resmi kayıtlarda Fatma Göbek adı aslında ve seçimlerde aday olduğunda kadın mı erkek mi olduğu belli olsun diye Fatma ismini koyuyor. Bence bu önemli bir durum, bunu söylemek lazım. Fatma Hikmet, babası da asker olduğu için aslında bir göç hikayesiyle başlıyor aslında. Yani sürekli işte İstanbul, Adapazarı, tekrar İstanbul gibi böyle Tokat hatta bir ara. Bir göç hikayesi var ve bunu kendi meslek hayatında da devlet memuru olduğu için bu göç hikayesinin devam ettiğini göreceğiz. Bence onun kişiliğini, işte siyasetle olan ilgisini, belki bilim insanı olarak hatta bakış açısını olaylara etkileyen bir şey. Yani göçün ve insan hayatı üzerindeki böyle sürekliliği olan bir göçün etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ziraat mühendisi Fatma Hikmet esasında ve İşte matematik falan gibi bazı alanları da düşünüyor meslek olarak ama ziraat mühendisliğinde karar kılıyor. Fakültenin ona sağlayacağı bazı kolaylıklardan da ötürü. Ama o zamanlarda da, ya yani o zamanlarda bugüne nazaran daha da fazla aslında kadınlarla çok hani eşleştirilen bir, yakıştırılan bir meslek değil. Babası bile tepki gösteriyor buna biraz. Hani şaşırıyor daha doğrusu. Ama o şey diyor, zaten kadınlar bu memlekette hep toprakla içli dışlı. O yüzden ikna etmesi de çok zor olmuyor. Şimdi şeye birazcık hani baktığımızda fakültede ama bir kadın olarak kolaylıkla eğitim aldığını söylüyor. Ama mesela Fatma Hikmet aynı zamanda iyi bir kayakçı. Fakülte onu hatta yurt dışına göndermek istiyor, olimpiyatlara göndermek istiyor. Ama bir Türk kızı yalnız başına yurt dışına gidemez diye gönderilmiyor. Ama ne şeydir ki... İlginçtir ki lisans eğitimini bitirdikten sonra önce İngiltere'ye daha sonra Kanada'ya giderek yüksek lisansını tamamlayacak ve bir yurt dışı deneyimi de edinmiş olacak Fatma Hikmet. Ve hem yurt dışında hem de buradaki çalışmalarında yeni buluşlarla da yine kendi alanında literatüre katkıda bulunuyor. Kendi ismiyle anılacak işte mantar keşfi, bir virüs keşfi oluyor. Dünya literatürüne de geçiyor.
Bitki hastalıkları uzmanı bu arada. Yüksek lisansını yaptığında bu unvanı alıyor. Bunu da söylemek lazım. Şimdi bu böyle bir meslek insanı, böyle bir bilim insanından bahsediyoruz. Fakat bu arada sosyalizmle tanışması da aslında çok geç tarihlerde değil. Yani henüz 1940'larda aslında sosyalizmle tanıştığını söyleyebiliriz. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. İşte 1940'lı yıllarda, 40'larda Ankara'da oluşan Gökhan Hocamızın da kitabına referansla bir ilerici, yurtsever olarak kendini adlandıran bir arkadaş, entelektüel grubu var. Yani bu grup öyle bir grup ki işte Beyce Boran var içinde, Pertev Naili Boratav var, Medya ve Niyazi Berkes var, Adnan Cemgil, Nazife Cemgil var. Böyle bir grup içerisinde aslında Fatma Hikmet'in siyasi düşünceleri şekilleniyor diyebiliriz. Özellikle de Nazife ve Adnan Cemgil'le ilişkisi, tanışıklığının kendisini çok geliştirdiğini söylüyor. Yani Türkiye solunu onlardan öğrendiğini söylüyor. Hatta işte onların tutuklandığı sıralarda kendisinin tutuklanmadığı için, böyle bir tecrübe yaşamadığı için bunu bir eksiklik olarak addediyor. Ve siyasilerin arasına girdim diyor. Yani daha bu dönemde aslında kendisi bu şekilde tanımlıyor yaşadığı süreci, değişimi, dönüşümü belki de. Buralardan yetişiyor. Ve işte 1950'lerde de, işte 1950'de Beyce Boran'ın tutuklanması, daha sert bir siyasi iklim. O dönemde de şey diyor, yani gözümüz bu dönemde açıldı diyor. Aslında onun birlikte laboratuvarda çalıştığı bir meslektaşı bile alınıyor, götürülüyor, sorguya götürülüyor. Yani şaşırıyor, böyle bir şey nasıl olabilir, böyle bir siyasi ortam nasıl olabilir. Yine siyasileşmesindeki bir diğer önemli adım 1940'larda yine. Erken bir dönem aslında, hani tiple olan ilişkisine nazaran erken bir dönem. Köy enstitülerine gitmeye başlıyor. Yani orada Hasan Oğlan Köy Enstitüsü büyük ihtimalle buraya arkadaşlarıyla, bu çevresiyle birlikte gitmeye gelmeye başlıyor. İşte onlar orada dersler anlatıyorlar. Fatma Hikmet de bitki hastalıkları ile ilgili köylülerle iletişim kuruyor. Bu Fatma Hikmet'in bence hayatındaki önemli avantajlardan biri siyasi yaşamındaki. Çünkü hep böyle köylere gidiyor, işte insanlarla konuşuyor, köylülerle konuşuyor ve mesleki bilgilerini burada kullanıyor onlarla iletişim kurmak için. Yani nasıl bu insanlar daha iyi tarım yapabilir, bitki hastalıklarıyla nasıl mücadele edebilir, onların aslında doğrudan bir derdine de çözüm sunarak gidiyor ve buradan bir iletişim kurabiliyor onlarla. Böyle bir durumu var. Bu köy enstitüsüne gitmesi tabii neticesinde kendi yine anlatımıyla Adana'ya sürgün olarak gönderiliyor. Yani yaptığı siyasi faaliyetlerin geri dönüşünü de bu yıllarda kendisi almaya başlıyor bu şekilde. Yine bir diğer benim dikkat çekmek istediğim nokta, hani bu siyasileşme sürecinde 27 Mayıs. 27 Mayıs Fatma Hikmet İşmen'in ağzından kutlanacak bir olay olarak tasvir ediliyor. Aslında o dönemde hani çoğu sosyalistin, sol çevrenin yaklaşımını Fatma Hikmet'te de görüyoruz. Yani 27 Mayıs'ın olumlu taraflarını görme eğiliminde, kutlamalara katılıyor filan. Hatta şey diyor kendisi, işte hani bizim sol askerlere çok iyi bakmaz ama içlerinde çok iyileri vardı gibi bir yaklaşım var 27 Mayıs'a yönelik. Yine Fatma Hikmet'in siyasete girmesiyle ilgili dediğim gibi genel olarak şey kabul ediliyor, yani işte 64'te tiple tanışıyor, tip içerisine giriyor vesaire. Ama yine kendi ağzından şeyi öğreniyoruz, yani tipi ben kurulduğu andan itibaren takip ediyordum zaten diyor. Yani işçilerin kendi bir sınıf örgütlenmesi, daha sonra işte aydınlar geldi buraya filan. Yani başlangıcından itibaren kendi kafasında da bir tip var ve onu takip ediyor. Nasıl takip ediyor? Yani devlet memuru olduğu için parti üyesi olamıyor ama parti için çalışıyor. Yani propagandasını yapıyor, işte insanlara, köylülere, yine köylere, ilçelere, kasabalara gazete ve dergiler postalıyor. Fatma Hikmet araba kullanıyor mesela, arabası var ve parti işlerinde araba gerektiğinde hemen bu şekilde de yardımcı olabiliyor. Hani bunu daha sonra şey diye ben tabir etmiştim aslında, hani bir partide angarya görülebilecek işleri yapıyor aslında ve koşturuyor, fiziksel olarak bayağı koşturuyor yani. Şimdi adaylık süreci, yani Fatma Hikmet İşmen'in senatörlüğüne geldiğimizde aslında ilk olarak 1965 milletvekili seçimlerinde aday oluyor.
Biraz hızlı anlatıyorum ama süreyi yetiştirmek açısından umarım çok sıkıntı olmuyordur. Milletvekili seçimlerinde aday oluyor. Bunu da buradaki amaç tamamen şey, hani seçilmeyeceğini biliyor, neden aday oluyor? Çünkü işte anayasada bir kolaylık var, devlet memuru çalıştığı yerin dışındaki bir ilden aday olursa 20 gün boyunca çok serbest bir şekilde propaganda yapabilir, işte parti faaliyetleri yapabilir. Bu güzel bir fırsat, yani bunu kullanıyor. Bu yüzden aday oluyor mesela. Bence bu da önemli aslında. Ve bunun arkasından da yine bir soruşturma geliyor. Bu sefer mesleki olarak ziraat mühendisliği ile ilgili. Fatma Hikmet bunu bu parti faaliyetlerine bağlıyor. Nihayetinde çok zaten sağlam bir soruşturma değil. Yani bunu savunmasını yaparak atlatıyor bir şekilde. Ama çok büyük hayal kırıklığına uğruyor bence. Yani savunmasında bu var. Ben yıllardır ziraat mühendisi olarak çok şey talep ediyorum. İşte çalışma ortamı talep ediyorum bir bilim insanı olarak. Bunun üstüne bir de soruşturma geçiriyorum. Böyle mi olması lazım? Bence bu güzel bir, önemli bir kopuş. Yani bir şeyleri anlatıyor Fatma Hikmet'e dair. 1966'da esas Cumhuriyet Senatosu'nun 1/3 yenileme seçimleri geliyor. Tekrar aday olmayacağını düşünerek aynı amaçlarla aday oluyor. Ne var ki bu sefer işte Milli Vakıf Sistemi falan da girince araya, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Fatma Hikmet senatör olarak Kocaeli'nden seçiliyor. Çok üzülüyor, yani bu çok bilinen bir hikaye, işte ağlıyor hatta falan, çünkü mesleğinden ayrılmak istemiyor. Hiç aklında böyle bir şey yok. Ama bence yine önemli bir şey, çok çabuk adapte oluyor. Yani daha senatoda yaptığı ilk konuşmada sözlü tacizlere uğruyor. Fakat hiçbir olumsuz etkilenmemiş gibi gözüküyor en azından. Ki devam ediyor söylemlerine, güçlü bir şekilde devam edebiliyor. Senatoda çok çalışkan, mesela mecliste yasalar görüşülüyor, gidiyor mecliste önce bunları dinliyor, partililerin fikirlerini öğreniyor burada. İşte Sadun Aren'in de yardımıyla konuşmalarını yazıyor ve senatoya çok aslında hazırlıklı bir biçimde geliyor. Ve her fırsatta da söz alıyor senatoda. En fazla söz alan kadın senatör olarak da biliyoruz hatta. Ve dediğim gibi sürekli de aslında sözlü olarak da tacize uğruyor senatoda diğer senatörler tarafından. Hatta fiziksel olarak da partililer olarak saldırılara uğradıkları olaylar var. Ama bu Fatma Hikmet'i hiç siyasetten koparmıyor. Bence bu da dikkate değer bir nokta. Çok fazla önerge veriyor. Bu önergelerin bir kısmını çok geç yanıt alıyor. Yani bir sene falan yanıt alamıyor neredeyse. Bazılarını da hiç yanıt alamıyor. Ama önerge vermekten de hiç vazgeçmiyor. Yine 1968'de ikinci defa senatoya giriyor tip adayı olarak. Bu dönemde yine bence dikkat çeken noktalardan biri şu, tip içerisindeki ayrışmalar birazcık daha belirginleşmeye başlıyor. Yani tip meclise Mehmet Ali Aybar ve Rıza Kuas'ı iki milletvekili olarak gönderiyor 69'da, ama partiyle arada bir kopuş oluyor. Yani 1970 yılında Ankara İl Kongresi'nde bu bir bildirim olarak yazıyor. Mecliste sözümüzü duyurabileceğimiz tek kişi Fatma Hikmet İşmen kaldı deniliyor esasında. Bu da önemli. Şimdi herhalde az vaktim kaldı. Biraz toparlamaya çalışacağım. Bu çok çeşitli konularda söz alıyor. Yani işçi haklarından işte çeşitli Alevi-Sünni çatışmalarına, Alevilere yönelik işte olaylara kadar her konuda, farklı konularda söz almaya devam ediyor. 12 Mart'tan sonra da bağımsız statüde senatör olarak tipin sesini ama hala duyurmaya devam ediyor diyebiliriz. Şimdi 12 Mart'tan sonra işte sıkı yönetim, Beyce Boran'ın tutuklanması, diğer kişilerin, ama Boran'la ilişkisi hep devam ediyor en çok da aslında Fatma Hikmet'in. Hatta evini ona emanet ediyor Beyce Boran ve o da sürekli onu hapiste ziyaret ediyor, ona çeşitli şeyler götürüyor dışarıdan ve diğer tiplilerin de aslında dışarıdaki sesi olmaya devam ediyor. Yani hala senatoda söz alarak, işte hapishanede bulunan insanlara dışarıdan haber götürerek, işte meclis iç tüzüğünü bile ondan istiyorlar, o gönderiyor. Böyle bir şeyi var yani. Hatta işte Kutsal Sol'un tek temsilcisi diye senatoda yine bununla ilgili de sözlü sataşmalara uğruyor. Böyle bir durumda.
Bundan sonra yani şeyde bağımsız senatör durumu da bittikten sonra siyasetten kopmuyor Fatma Hikmet. 77'de Barış Derneği'nin kurucular arasında, 87'de Demokrasi Kurultayı'nda yer alıyor. İşte 91'de Sosyalist Birlik Partisi'nde, 94'te Birleşik Sosyalist Parti'de ve 96'da kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde de kurucu ve parti meclis üyesi olarak görev alıyor. Hatta yani çok ilerlemiş yaşına rağmen toplantılara da hep gidip en önden dinlediği anlatılıyor bugün de. Yine Tarih Vakfı'nın da kurucu mütevelli heyeti içerisinde adına bir ödül de düzenleniyor bir süre. Ve 2006 tarihinde de hayatını kaybediyor Fatma Hikmet. Son olarak bir dakika içerisinde herhalde vaktim var. Toparlayacağım. Güzel, zaman kontrolünüz çok iyi hocam. Fatma Hikmet İşmen'le ilgili benim söyleyebileceğim, yani başta da aslında bu lafı, bu kelimeyi kullandım bence çünkü çok uygun. Hakikaten de angarya gibi görülebilecek bir parti içerisindeki işleri yapıp adının daha çok duyulabileceği yerleri hedeflemeyip ama hasbelkader oralarda da bulunduğunda da bu görevi en iyi şekilde aslında yapan, yani tam bir disiplin içerisinde yapan bir isim. O yüzden de daha çok bilinmesi, duyulması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani tam bir emektar aslında diyebiliriz. Çok son olarak da şeyi söyleyeyim, yani özel hayatıyla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim diye düşünmüştüm. Hayatı boyunca bir evlilik yapmıyor ve aslında kadın meselesinde de bence biraz ileri bir düşüncesi var diyebilirim. Yani en kalbur üstü sayılan bizim etrafımızda diyor, erkekler bile bu evlilik olayı içerisine girince şaşırabiliyorlar diyor ve kadının özgürlüğünü elinden alacak bir hale geliyorlar, hiç gerek yok diyor. Böyle de hani bir düşüncesi bence yine onu ayrı bir yerde konumlandırıyor diyebiliriz. Ben sürem bitti diye düşünüyorum, belki geçtim, kusura bakmayın. Böyle tamamlayayım, belki sonra yine konuşulur. Çok teşekkür ederim. Canan Hocam çok sağ olasın, çok güzel oldu. Bir de malumunuz 15 dakika konuşuyoruz, söyleyecek çok şeyimiz var ancak genel bir çerçeve çizebiliyoruz. Hocamızın değerlendirmeleri ve belki soru cevap olursa belki başka yerlerden de devam edeceğiz fırsatımız oldukça. Ben sadece şunu ekleyeyim, bir değerlendirme değil, sadece kitap sürecinde gördüğüm eksikliklerden bir tanesi. Siz çok güzel fotoğraflar göstermiştiniz bana Fatma Hikmet İşmen'e dair. Onun kitapta bulunamaması bizim çok büyük bir eksikliğimiz. Çünkü o fotoğraflar insana neşe, huzur ve umut veriyor. Maalesef onları okurlar göremedi. Ben bir vesileyle gördüm. Sizler de paylaşıyorsunuz galiba, değil mi? Ya Twitter'da ben paylaştım. Aslında daha başka hani paylaşacak bir mecra olmadığı için bulamadım. İsteyen oralardan bakabilir miyim? Düşündüm yani. Bugün acaba arka planımı o fotoğraflardan biri yapabilir miyim diye düşündüm ama teknoloji şeyim o kadar gelişmedi. Evet, ben de bilmiyorum. Yani bunu şunu için söyledim. Fotoğraflar 1930'lar, 40'lar. Siz bunu Amsterdam'daki Uluslararası Tarih Enstitüsü'nden, Sosyal Tarih Enstitüsü'nden bulduğumuz, yani gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar bunlar. Umarız yine bir gün layığını bulacak. Siz paylaşıyorsunuz elbette ama onun dışında başka yerlerde de karşılığını bulacaktır. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Fatma Hikmet İşmen'i anlattı hocamız. Bilim insanı, sosyalist, senatör. 1918 doğumlu, yani Kurtuluş Savaşı yıllarında ya da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda daha doğrusu doğmuş. 2006 yılında vefat etmiş. Ama aşağı yukarı onunla benzer dönemlerde siyasi faaliyet yürütmüş. Başka birini konuşacağız şimdi. Tülay hocamız Doğan Avcıoğlu'ndan bahsedecek. Kendisine bırakalım sözü. Tülay hocam buyurun. Herkese tekrar merhaba diyeyim ben. Aslında konuşma sırasında ikinci sırada ben görünmüyordum. Biraz hazırlıksız yakaladım gibi. Hiç önemli değil. Değiştirebiliriz. Hiç problem yok. Sıkıntı değil hocam. Teşekkür ederim tekrar. Benim doktora tez konum Doğan Avcıoğlu'ydu. Bu kitapta da ben Doğan Avcıoğlu'na dair derli toplu bir şey sunmaya çalıştım. Biraz zor oldu. Umarım 15 dakikada hani elimden geleni yapar bir şeyler sunmaya çalışırım. Doğan Avcıoğlu 1926 yılında doğuyor. Çok genç yaşta vefat ediyor 1983 yılında. Doğan Avcıoğlu'nu aslında anlatabilecek pek çok sıfat, pek çok kelime var. Ama kendisi için şunu söyleyebiliriz. Yaşadığı ülkenin, yaşadığı toplumun sorunlarına kendisi tarihsel bir perspektifte çözüm yolları arıyor. Neredeyse Doğan Avcıoğlu bütün hayatını Türkiye'nin kalkınmasına vakfediyor diyebiliriz. Doğan Avcıoğlu 1944 yılına kadar Bursa'da
yetişiyor, yaşıyor. 44 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini kazanıyor fakat buraya devam etmediğini biliyoruz. Kendisinin tercihi Fransa oluyor üniversite için. Paris Siyaset ve Ekonomi Bilimleri Fakültesine gidiyor. Ve aslında burada aldığı eğitim, onun yurt dışı tecrübesi, onun düşünsel hayatını da belki mini oluşturuyor. Fakat Doğan Avcıoğlu'nu yapan daha çok, pek çok unsur var. Bundan ötürü de Doğan Avcıoğlu'nu aslında pek çok biz kelimeyle, sıfatla tanımlayabiliyoruz. İşte bunlardan bazıları şöyle ki, hepsi Doğan Avcıoğlu'nu ifade eden, tanımlayan kavramlar. Anti-emperyalist olması, milliyetçi olması, kemalist olması, bir kalkınmacı olması, devletçi, sosyalist, devrimci olması, bunun yanı sıra belki daha söylenebilecek pek çok şey. Bir kere öngörü sahibi aynı zamanda. Bu da hiç şüphesiz içinde bulunduğu şartların, koşulların, yaşadığı yerin ona bir katkısı. Bu noktada o yüzden ben bu koşullara değinmek istiyorum. Kendisi varlıklı ve cumhuriyetçi bir ailede yetişiyor. Anne, baba okumuş insanlar ve babası, dedesi Bursa'da Reddi-İlhak Cemiyeti'nde mücadele ediyor Bursa'da Yunan işgaline karşı. Bu önemli bir ayrıntı çünkü ben hani anti-emperyalist damarının buradan geldiğini düşünüyorum. Babasının nitekim pek çok kahramanlık hikayesi var ve yani kendisi buna muhtemelen bir dinleyici olarak defalarca şahit oldu, yaşadı. Bunun yanı sıra kendisi 1930 yıllarda eğitim alıyor. Bu da malum Kemalistlerle yetişmiş bir birey ortaya çıkıyor. Yine 1940'larda eğitim hayatı devam ediyor ki 1940'larda aslında tercüme odasının, enstitülerinin yine faal olduğu yıllar. Dolayısıyla yine bu zihniyette eğitim almaya devam ediyor. Fakat 1940'ların ayrıca bir başka özelliği daha var, o da savaş yılları olması. Savaş yıllarında Türkiye'nin yoksulluğu, yoksunluğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 1930'lardaki sanayi hamlelerinin ne yazık ki 40'larda netice vermesi bekleniyor ama savaş buna engel oluyor. Zaten gelinen yerde 46'da Türkiye hem siyasi hem ekonomik olarak da yönünü artık batıya çevirmek zorunda kalıyor. Bu Türkiye'de şöyle bir şey yaratıyor, artık neredeyse bir işte solla karşı bir cadı avı başlatılıyor. Hatta Doğan Avcıoğlu'nun bulunduğu şehir Bursa bir sürgün yerine dönüyor ve cezaevinde o dönemin neredeyse bütün aydınları bulunuyor. Bir durak olarak oraya uğruyorlar hiç değilse ki bu noktada da şunu belirtmem gerekiyor, Doğan Avcıoğlu Bursa'da cezaevinde Nazım Hikmet'i ziyarete gidiyor. Kendisi bu görüşmeyi sağlayamıyor ama daha bir çocukken aslında kendisini siyasi olarak nerede gördüğüyle, nasıl konumlandırdığıyla ilgili olması benim için önemli. Bunun yanı sıra Bursa'ya dair söylenecek bir şey daha var. Bursa eski bir başkent şehri. Bunun yanı sıra ticari olarak çok gelişmiş bir şehir ve bölgede çok büyük bir Fransız nüfuzu var. Yani Fransız nüfusunun bölgede böyle derin izler bırakması gündelik hayatta Doğan Avcıoğlu'nu etkilemiş olabilir mi diye düşünüyorum ben. Çünkü Doğan Avcıoğlu'na dair de aslında pek çok şey var, aydınlatılamamış. Kendisinin de dile getirmediği. Dolayısıyla ben belki Fransa'ya gitmesinde bu Fransız etkisinin payı olabilir diye düşünüyorum. Nitekim Doğan Avcıoğlu'nu asıl kalkınmaya dair düşünceye sevk eden yer Fransa oluyor. Fransa'ya vardığı zaman Türkiye ile Batı arasındaki gelişmişlik düzeyinin arasındaki uçurumu görüyor. Bunun yanı sıra Marksizmle tanışıyor burada. Yine burada etkilendiği iki isim var ve bu çok önemli ki yazdıklarında görüyoruz biz zaten bu iki ismin etkisini. Birisi Duverge, kendisi az gelişmiş ülkelerde Batı tipi demokrasi olamayacağını savunuyor. Doğan Avcıoğlu'nun hocası. Yine bir de Pierre Mendès France var ve kendisi Fransız hükümetinin başkanıyken mekanizmaları hızlı çalışan bir hükümet modeli ortaya koymaya çalışıyor kalkınma adına, daha hızlı kararlar verebilmek adına. Ki biz Doğan Avcıoğlu'nun hani hayatı boyunca bu iki ismin işte etkisinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada düşüncesi hep sabit kalıyor diyebilirim Doğan Avcıoğlu için. Doğan Avcıoğlu Fransa'dan sonra İngiltere'ye gidiyor. Yani bu yıllar kayıp, kendisinin de yazdığı bir şey yok ama muhtemelen Keynesyen ekonomiyi öğrenmeye gidiyor, yerinde görmeye gidiyor kendisi. O dönemde İngiltere'de İşçi Partisi iktidarda ve İşçi Partisi pek çok şey yapıyor İngiltere'de.
Dolayısıyla da buradaki kalkınmaya dair yapılan sosyal adaleti gerçekleştirmeye yönelik çeşitli alanlarda önemli reformların yapıldığını görüyor Doğan Avcıoğlu. Bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor. Doğan Avcıoğlu Fransa'ya gidiyor. Doğan Avcıoğlu İngiltere'ye geçiyor. Türkiye ile olan ilişkisini hiçbir zaman kesmiyor. Nitekim kendisi yurt dışındayken Forum dergisini özellikle Aydın Yalçın'la Aydın Yalçın'ın yazışmalarına, makalelerine karşılık vermeye çalışıyor. Meseleleri yakından takip ederek mektuplar gönderiyor. Bu da işte kalkınmaya dair hep bir derdi olduğunun en açık kanıtı ve Türkiye'yi kendisine dert etmiş yurt dışında bile olsa bir aydın olduğunun en açık kanıtı. Kendisi Türkiye'ye döndükten sonra pek çok iş yapıyor. Merkez Bankası'nda çalışıyor. Orta Doğu Amme İdari Enstitüsü'nde çalışıyor. Mülkiye'ye başvuruyor doktora yapmak için. Fakat pek iyi derecesi almasına rağmen doktorayı düşünmüyor ama hayatın bir cilvesi olarak garip şekilde aslında hep akademisyenlerle iç içe geçiyor hayatı. Mesai arkadaşlar onlar oluyor bir yerde. Sanki kendisi aslında akademideymiş gibi oluyor. Bunun yanı sıra o dönemde Türkiye'de Kim Akis dergilerinde yazıyor, Ulus Gazetesi'nde yazıyor, Vatan Gazetesi'nde yazıyor. CHP Genel Sekreterliği Araştırma ve Dokümantasyon Bürosu'nda müdür yardımcılığı yapıyor kendisi. CHP'yi iktidara taşıyabilecek yazılar ortaya koymaya çalışıyor. Bir şekilde CHP için bir program oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'ye dair sorunları tespit etmeye çalışıyor burada. Burada şu şey önemli, ben şaşırmıştım en azından, onu belirtmek istiyorum. İsmet İnönü o dönemde kendisinden ekonomi dersleri alıyor Doğan Avcıoğlu'ndan. Bu şey gelmişti, benim için önemli bir ayrıntı olduğunu düşünmüştüm. Bu tanışıklıktan kaynaklı daha sonra kendisi İsmet İnönü'ye tanınan kontenjan vasıtasıyla kurucu meclise giriyor. Oradan da Anayasa Komisyonu'na seçiliyor ve 1961 Anayasası'nın hazırlanmasına bizzat katkı sunuyor. Fakat kendisinin de katkı sunduğu bu anayasanın oylamasında Doğan Avcıoğlu oylamaya katılmıyor. Bir bakıma ret oyu vermiş oluyor. Çünkü o hızlı mekanizmaları hızlı çalışan kalkınmayı destekleyecek çabuk kararlar alabilecek bir hükümet modeli tesis etmesini bekliyor anayasanın. Fakat anayasa bu şekilde ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla da Doğan Avcıoğlu anayasayı onaylamıyor. Nitekim 1961 anayasası ve aynı zamanda da genel seçim sonuçları Doğan Avcıoğlu'nu yeni bir mecraya itiyor. Bu mecrada Yön Dergisi devamında da Devrim Dergisi oluyor. Yön ve Devrim Dergisi Türk düşünce dünyasında önemli yerlerde. Devrim biraz daha farklı bir hani misyona sahipmiş gibi düşünülerek biraz daha ikinci planda kalıyor ama özellikle sol düşünce tarihinde Yön Dergisi'nin önemi büyük. Hatta öyle ki Doğan Avcıoğlu ikinci planda kalıyor gibi Türk düşünce dünyasında Yön Dergisi'nin bu öneminden ötürü. 60'larda Türkiye'de sol önemli bir aktör. CHP ortanın soluna kayıyor. Türkiye İşçi Partisi kuruluyor. Bunun yanı sıra Yön Devrim Hareketi, sonra Milli Demokratik Devrim Hareketi ortaya çıkıyor. Yön bir bildiriyle yayın hayatına başlıyor ve yeni devletçilik anlayışını ortaya koyuyor. Aslında yeni devletçilik anlayışı sosyalizm kelimesinden korkulduğu için kullanılmış bir kavram. Fakat buna rağmen Doğan Avcıoğlu ilk sayıda, ilk yazısında az gelişmiş ülkeler için tek kalkınma yolunun sosyalizm olduğunu söylemekten çekinmiyor. Nitekim 7. sayının tamamı da sosyalizme ayrılıyor. Sosyalizmin çeşitliliğine uygulama alanlarında pek çok coğrafyadaki yansıması 7. sayıda. Doğan Avcıoğlu'nu ve Türk solunu 1960'larda batı dışı coğrafya ile birleştiren şey şu oluyor. İşte 3. dünya ortaya çıkıyor. Emperyalizme karşı bağımsızlığını kazanan bir ülkeler topluluğu var ve bunun da kalkınma modeli sosyalizm. Dolayısıyla da sosyalizm ister istemez Türk solunun ilgilendiği bir alan oluyor. Ve Doğan Avcıoğlu da bütün mesaisini buna harcıyor diyebiliriz. Hocam, zamanımız var ama Yön ve Devrim'e yeni geldik ya, 5 dakikamız kaldı, bir hatırlatmak istedim. Tamam. Doğan Avcıoğlu'nun bütün düşünce hayatının merkezinde Atatürkçülük var, Kemalizm var diyebiliriz. Ona göre öyle ki sosyalizm Atatürkçülüğün doğal bir sonucu.
yöndeki yazıları da neredeyse hep bu şekilde seyrediyor diyebiliriz. Hatta ben şöyle bir çıkarımda bulundum. Yani aslında devletçilik Doğan Avcıoğlu'nda bir amaç, sosyalizm bir araç gibi. Devletçilik her şeyi ona göre iktisadi hayattan sosyal hayata kadar, kültürel hayata kadar her şeyi halledebilecek bir şey. Özetle burada ben şunu diyebiliyorum. Şimdi yön bir platform. Pek çok düşüncenin tartışıldığı, sosyalizmin çeşitliliğinin tartışıldığı bir platform. Fakat devrim artık bu sosyalizm şeyinin hareketinin eyleme dökülmek istenildiği yer. Dolayısıyla daha dar bir kadroyla ortaya çıkmış bir platform. Şimdi yön devrim süreci aslında birbirinden farklı olmakla birlikte birbirini de tamamlıyor ki Gökhan Hocam da yön hareketini 5 döneme ayırarak inceliyor. Bunun 5. dönemi de devrim hareketi, devrim dergisi oluyor. Yani hani tabii ki yerinde bir tespit, ben de kendisinden faydalanarak aynı şekilde dönemlendirdim. Yön aslında şimdi uzun uzun dönem dönem anlatmam mümkün değil, fakat ortaya çıktığı noktada aslında bir demokratik bir tabandan ilerlemeyi düşünüyor ve ihtilal gibi, devrim gibi kavramlara şeye uzak, fakat gelinen yerde süreç gittikçe evriliyor ve demokratik milli kurtuluş hareketi oluyor bu. Daha sonra milli demokratik devrim söylemine dönüşüyor ve yavaş yavaş bir ihtilali hazırlık dönemi ortaya çıkıyor. Doğan Avcıoğlu'nun hayatında bu şeyler, değişiklikler bazı kırılmalarla oluyor. O da aslında hep parlamenter sistemin Doğan Avcıoğlu'nu yanıltmamasıyla ilgili. 61 seçim sonuçları, 65 seçim sonuçları, 69 sonuçları derken Doğan Avcıoğlu artık askerin öncülüğünde yapılabilecek bir hareketin Türkiye'yi kalkınmaya götürülebileceğine inanır oluyor. Nitekim zaten şu da bir gerçek ki Doğan Avcıoğlu hani pek çok sürecin şeyin handikapının olduğunu bilmekle birlikte Türk modernleşme, çağdaşlaşma tarihinin motor gücünün ordu olduğunu biliyor. Aslında çağdaşlaşma tarihi bir yerde ordunun tarihi gibi. Bunu yapabileceği başka bir mecra bulamıyor kendisine. Bu nedenle de Doğan Avcıoğlu için aslında mesela bir Demokrat Parti, onun devamında Adalet Partisi değil sıkıntı. Bütün parlamenter sistem, hatta kendisi Demirel'le Ecevit'i ve işte İnönü'yü aynı torbaya koymaktan çekinmiyor. Gerçek devrimcilerle sahte devrimcileri ayırdığı devrim dönemi var onun için. İşte 69-71 arasını. Dolayısıyla onların hepsini sahte devrimci olarak nitelendiriyor. Doğan Avcıoğlu'nun Devrim Dergisi ile birlikte bir darbeye ramak kaldığının farkında. Hatta kendisi de bir yerde bu hareketin içerisinde sayılır. Bugün Doğan Avcıoğlu'nun unutuluşundaki en büyük gerekçe de bence bu zaten. Bir darbeci şeklindeki hani yaftadan kurtulamaması. Gelinen yerde Doğan Avcıoğlu haklı çıkıyor ki 9 Mart'ta beklenen müdahale 12 Mart'ta gerçekleşiyor. Fakat ne yazık ki beklenen şey, darbe soldan gelmiyor. Bir karşı devrim gerçekleştiriliyor. Bu başta aslında bütün Türkiye, Doğan Avcıoğlu da buna dahil, sol bir müdahaleymiş gibi algılanıyor. Hatta Doğan Avcıoğlu yazılarını aynı şekilde yazmaya devam ediyor. Bir yön gösterme çabası var orduya. Fakat gelinen yerde hata yapıldığı ortaya çıkıyor. En büyük şeyi, eziyeti sol çekiyor. Doğan Avcıoğlu da bundan nasibini alıyor. İşkenceye maruz kalıyor, yargılanıyor. Ve beraat ettikten sonra hayatındaki bir başka kırılma noktasıyla karşılaşıyoruz biz Doğan Avcıoğlu'nun. Doğan Avcıoğlu inzivaya çekiliyor mu? Aslında bu inziva şey değil. Yani hani tamamen düşünce hayatından kopup bir küskünlüğe, bir yazmaya son vermesi gibi bir şeyle de söz konusu değil. Doğan Avcıoğlu hala Türkiye siyasetiyle yakından ilgileniyor ne olursa olsun. Siyaset onun bırakmadığı alanlardan biri. Fakat nerede hata yaptığını görmek adına tarihe yöneliyor ve Doğan Avcıoğlu bu dönemde pek çok kitap yazıyor. Yön devrim arasında çıkardığı iki kitap var. Türkiye'nin Düzeni ve 31 Mart'ta Yabancı Parmağı. Dolayısıyla bu kitaplarına katkı sunmaya çalışıyor ve devrimi yapabilmek için aslında bizim tarihte nerede hata yaptığımızı görmemiz gerekiyor diyor. Milli mücadele tarihini yazıyor, Türklerin tarihini yazıyor ve mesaisi her zaman her şekilde yazmayla devam ediyor.
ediyor. Bu noktada Doğan Avcıoğlu'na dair söyleyebileceğim en temel şey şu, onun düşünce noktasında bu anlamda Doğan Avcıoğlu çok tutarlı bir isim. Kemalizm hep merkezi bir konumda. Onun tarihçiliğine de Kemalizm etki ediyor. Onun sosyalist yanına da Kemalizm etki ediyor. Doğan Avcıoğlu bugün hani belli bir kesim tarafından hatırlanan, hatırlanmak istenen, sahip çıkılan bir isim. Unutuluşunda da daha önce söylediğim gibi işte 12 Mart'taki rolünün büyük olduğu düşünülüyor ve dolayısıyla da çok düz bir, sığ bir bakış açısıyla kendisi bir darbeci olarak görülüyor. Fakat bu noktada şunu söylemek istiyorum. Aslında Doğan Avcıoğlu yani bu şekilde değerlendirmek yani hani biraz dar bir bakış açısının sonucu. Nitekim kendisi korkunç derecede üretken bir insan ve tek ama tek derdi Türkiye'nin kalkınması olan bir insan. Söyleyebileceklerim bu kadar. Söyleyebileceğim pek çok şey var. Belki biraz da süremi açtım, kusura bakmayın. Yok, rica ederiz hocam. Konuşmanızı biraz daha ayrıntılı okumak isteyen kitaba bakabilir. Daha geniş okumak isteyen doktora tezinize bakabilir. Yani bu sürede ancak böyle bir çerçeve kurabiliriz. Elbette dediğim gibi konuşmaların sonunda fırsatı oldukça yine konuşabiliriz ne kadar sürerse. Şimdi belirtmiş olduğumuz portreler aslında aynı dönemde bir şekilde çakışmış isimlerden oluşuyor. Şimdi de Doğan Avcıoğlu ile yakınlığı ve sonra uzaklaşması olan başka bir isimden bahsedeceğiz. Veysel hocamız İdris Küçükömer'i ele alacak. İdris Küçükömer'i daha klasik bir portreden ziyade belli bir okuma üzerinden bize sunacak. Merakla dinleyelim kendisini. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hem sayın hocalarıma hem de biz dinleyenleri selamlayarak başlamak istiyorum. Ya şöyle, siz de belirttiniz. İdris Küçükömer üzerine zaten çok fazla çalışma var literatürde. Şimdi ben İdris Küçükömer'le ilk tanışmam yüksek lisans öğrencisiyken fazla ismini ben duymamıştım. Doktora döneminde bir metin yazmak istedim, doktora ders döneminde üzerine yazdığım metin daha ziyade hani bir literatür tekrarı gibiydi. Sonradan çok daha bir alternatif okumayla üzerine çalışmak istiyordum zaten. Doktora programından mezun olduktan sonra ancak kısmet oldu sizlerin vesilesiyle. Yani kendimce hani o var olan literatüre alternatif bir okuma pratiği geliştirmeye çalıştım. Şimdi o metnin hani olabildiğince bir iz düşümünü sunmaya çalışacağım. Şimdi bu İdris Küçükömer'i anlama için ya da İdris Küçükömer'deki işte hani düşüncenin özünü anlayabilmek için hani nereden bir bağdaşım kurabilirim ya da nereden bir bağlantı oluşturabilirim diye düşündüğümde Antonio Gramsci'ye bakma ihtiyacı hissettim. Antonio Gramsci ile İdris Küçükömer'in düşüncesini hangi kavram özelinde ortaklaştırabilirim ya da hangi kavram özelinde bir bağdaşım kurabilirim diye bir soru belirdiğinde zihnimde buna kendimce sınıf kavramı özelinde ikisini bağdaştırabileceğim şeklinde bir cevap ürettim ve bu sınıfı da iradeci öznelik kavramı üzerine oturttum. Bu iradeci öznelik kavramı da esasında yanlış inşa edilmiş özneliğin dönüştürülmesi olarak tanımlanması şeklinde bir tanım geliştirmeye çalıştım ki bunu da zaten yani literatüre dayanarak bu tanımı kullandım. Şimdi temel mesele eğer yanlış inşa edilmiş bir öznelik varsa, bir yanlış hayat varsa bu yanlış hayat doğru olana nasıl evriltilebilir? Ve yanlış hayat nerede inşa edilmiş olabilir? Buna bir belki cevap vermek gerekiyor. Yanlış hayatın Gramsci düşüncesinde ortaya çıkan dar devlet tanımında vuku bulduğunu biz görüyoruz. Hocam insicamınızı bozmak istemem ama hepimiz hani iyi kötü bir fikrimiz var ama gene de kısa da olsa bir İdris Küçükömer kimdir diye başlayıp bağlasak hoş olur mu acaba? Tabii ki onu sonraki planda düşünüyordum. Hemen özür dilerim. O zaman size bırakıyorum yine. Estağfurullah. Çok rica ederim. Şimdi bu dar devlet tanımı da bürokrasi özneliği, yani bürokrasinin özne olması
O öznelik temelinde bir hegemonyanın inşa edilmesi, o hegemonyanın bir geleneksel aydın tarafından tahkim edilmesi ve her gün yeniden üretilmesi, son olarak da bu geleneksel aydının yer aldığı bir gerici parti, yani geleneksel aydına hareket etme imkanı veren bir gerici parti özelinde tanımladım ve bu dört unsura göre iki düşünür arasında bir bağlantı kurdum ve İdris Küçük Ömer'i bu dört tane unsura göre İdris Küçük Ömer düşüncesini tanımlama ihtiyacı duydum. Ve en nihayetinde de gerek Gramsci'nin gerekse İdris Küçük Ömer'in o yanlış inşa edilmiş özneliği dönüştürme amacında olan düşünürler olarak tanımladım. Şimdi bu ön bilgileri verdikten sonra İdris Küçük Ömer'i ben çok temel olarak tanıtacağım. Ondan sonra Gramsci ve Küçük Ömer düşüncesini nerede ortaklaştırdığımı anlatacağım. Şimdi İdris Küçük Ömer 1925 yılında Giresun'da dünyaya geliyor. İşte ilk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bildiğim kadarıyla giriyor. Ve o üniversiteden mezun olduktan sonra üniversitede asistan olarak çalışmaya başlıyor. İktisadi düşünce tarihi bugünkü adıyla yansıysan o kürsüde asistan olarak görevine başlıyor. Ya da iktisadi doktrinler tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. Alanda bir süre sonra doktora eğitimini tamamlıyor ve akademisyen olarak çalışmaya başlıyor. İlk olarak bildiğimiz kadarıyla 12 Mart 1972 tarihindeki darbede üniversiteden uzaklaştırılıyor. Sonradan bir geri dönüş süreci var. Geri döndükten sonra bildiğimiz kadarıyla işte profesörlük başvurusu ve profesörlüğünün bir yer verilmeyişi dönemi. Tekrardan bunu bildiğimiz kadarıyla mahkeme kararıyla alıyor. 12 Eylül 1980 tarihindeki askeri darbe sonucu üniversiteden uzaklaştırılıyor ve 1987 yılında da hayatını kaybediyor. Bu yaşam öyküsünü çok temel şekilde anlattıktan sonra ben İdris Küçük Ömer düşüncesiyle Gramsci düşüncesini nasıl bağdaştırdım bunu tekrardan devam etmek istiyorum. Şimdi bunun için ilk başta Gramsci ile alakalı olarak birkaç bir şey söyleyeceğim ve onun üzerinden İdris Küçük Ömer düşüncesini okuyacağım. Gramsci'de bizim karşımıza çıkan en temel kavram tarihselcilik kavramı görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla. Bu tarihselcilik dediğimiz durum esasında siyasal olan ve toplumsal olanın birleşimi anlamına geliyor. Ve siyasal olan ve toplumsal olanın birleşiminden de devlet ve sivil toplumun birlikte tahayyül edilmesi, tasavvur edilmesi durumunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu durumda karşımıza bir entegral devlet, yani bütün devlet durumu çıkıyor. Bunun karşısına dar devlet konumlanıyor. Dar devlette baskının, zorun ve tahakkümün ya da cebrin, tecebbürün olduğu bir devlet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu tecebbür ya da cebir hali bürokrasiyle uygulanıyor. Yani bürokrasi eliyle uygulanıyor. Şimdi bu bürokrasi tecebbürü uygulamaktan hariç olarak şöyle ifade edelim, hegemonyanın tesisini de sağlamakta mükellef. Çünkü dar devlet pratiğinde sınıf yok. Yani ne burjuva sınıfı ne de işçi sınıfı yani özne olabilecek durumda değiller. Kendi bilinçleriyle hareket edebilecek durumda değiller. Burada hegemonyayı sağlama işi de bürokrasiye düşüyor. Bürokrasi cebirden hariç olarak
hegemonyayı sağladığı vakit, yani dengeyi tesis ettiği vakit, toplumla devlet arasındaki dengeyi tesis ettiği vakit hem devletin üstünlüğünü hem de bürokrasinin üstünlüğünü ve bürokrasinin ahlakını topluma kabul ettirmiş oluyor. Bu kabul ettirme sonucunda zaten gerici parti içerisinde o konumlanan geleneksel aydın ve bürokrasi kendi hegemonyasını ya da kendi tarihsel bloğunu tahkim etmiş oluyorlar. Ve belki her gün, her an bunu yeniden üretmiş oluyorlar. Temel mesele bu dar devletin nasıl yapı sökümüne uğratılacağı. Burada da karşımıza geleneksel aydın yerine organik aydının ortaya çıkması, organik aydının da işçi sınıfıyla bir organik birlik tesis edip bu hegemonyayı dönüştürüp yeni bir tarihsel blok kurması, yeni bir hegemonya kurması karşımıza çıkıyor. Gramsci düşüncesini bu şekilde özetledikten sonra bu mercekten Küçük Ömer düşüncesine şimdi geçeceğim. Küçük Ömer düşüncesini ben anlatmaya çalışacağım. Şimdi Küçük Ömer'in kendi biyografisinde, biyografisini ilk başta çok kısa değineceğim. Bu biyografi şu şekilde ben okudum, yani metinde de o var. Geleneksel aydın olma durumundan organik aydın olma durumuna. Şimdi benden önce Tülay Hocam zaten bahsetti, yani bu Milli Demokratik Devrim tezinden Doğan Avcı olduğundan. İdris Küçük Ömer'in biz en başta, yani 65'ten önce yanlış değilsem, zaten Yön Dergisi içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ya da o hareket içerisinde yer aldığını görüyoruz. Orada tabii İdris Küçük Ömer'in zinde güçler tezine daha yakın olduğunu görüyoruz. Yani sınıfın özneliğinden daha ziyade asker, aydın ve bürokratın merkezde olduğu bir yukarıdan dönüşümün olduğunu görüyoruz. Burada Gökhan Atılgan Hocam'ın yüksek sansından bu cümleyi ben doğrudan aldım. Şimdi Küçük Ömer bir süre sonra bu geleneksel aydın olma durumundan, yani bu asker aydın ve bürokratın özneliğini savunma durumundan sınıfın özneliğini savunma durumuna tercihine geçiyor. Ve bu bürokrasinin öncelendiği milli demokratik devrim tezine karşı demokratik yolla sosyalist devrimin gerçekleşmesi tezini ileri sürmeye başlıyor. Tip içerisindeki Beyce Boran ve Mehmet Ali Aybar'la birlikte. Tabii burada bir küçük farklılık var Gramsci ve Küçük Ömer arasında. Şimdi Gramsci'de sivil toplum ve politik toplum iç içeyken Küçük Ömer'de ayrı. Küçük Ömer'de sivil toplum ve politik toplum daha liberal bir bakışla konumlanmış durumda. Tabii böyle bir durumda bizim karşımıza çıkan ahraz şu esasında Küçük Ömer'in Gramsci düşüncesiyle okunup okunmayacağı yönünde bir ahraz karşımıza çıkıyor. Bunu tabii bu ahrazı telafi edebilmek için bizim karşımıza Düzenin Yabancılaşması eseri çıkıyor. Düzenin Yabancılaşması eseri bu Gramsci'nin dar devlet formülasyonuyla okunabiliyor. Bunu kısa olarak anlatıp sunumu tamamlayacağım. Süremi de çok fazla aşmadan. Şimdi Düzenin Yabancılaşması eserinde milli demokratik devrim ve ortamın solu tezine karşılık kendi tezlerini üretmeye başlıyor İdris Küçük Ömer. Ve bu eserinde esasında sermayedar burjuva sınıfının ve emek gücünün olmadığı bir alanda, bir ortamda öznenin kim olduğu sorusunu soruyor. Ve bu cevabı verebilmek için de tarihsel bir bakış açısı belirliyor Gramsci ile hemen hemen aynı biçimde. Ve politik olan ile ekonomik olanın kesişim alanına bakıyor. Politik olan ve ekonomik olanın kesişim alanına baktığında ekonomik açıdan bir kapitalist dönüşümün sağlanamadığı için bunun politik alandaki yansımasını bürokrasi özneliğini doğurduğunu belirtiyor.
böyle bir ortamda burjuvazinin ve proletaryanın özneleşemediğini ve dönüştürücü olamadığını, kendi kaderlerini kendilerinin inşa edemediğinden bahsediyor. Ve bürokrasinin ister istemez hakim, hegemon bir duruma geldiğinden bahsediyor. Gramsci'yen bir gözle bakıldığında dar devlet pratiğinin Türkiye'de hakim bir duruma geldiğinden bahsediyor. Belki Gramsci'den biraz daha farklı olarak Türkiye'deki o bürokrasi bürokrasi kliğinin rıza da üretemediğini belirtiyor. Gramsci'de az önce bahsettiğim o bürokrasinin yerine göre rıza üretme pratiğinin Türkiye'de vuku bulamadığından söz ediyor. Bu durumda geleneksel aydının devreye girdiğini, geleneksel aydının da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde konumlandığından söz ediyor ve geleneksel aydının sınıf merkezi düşünme ediminden yoksun olduğundan söz ediyor. Bu durumda hani Gramsci'nin bir bakışla okunduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o aydının bürokrasinin değerlerini, sembollerini, işte ideolojisini yapı söküme uğratamadığından den vuruyor, söz ediyor. Bundan ayrıca olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Gramsci'nin bir gözlükle baktığımız zaman hani anladığımız kadarıyla gerici parti olarak itham ediyor. Sınıfı baskılayan gerici partinin sınıftan uzak duran bürokratik bir parti olduğundan söz ediyor. Süremi çok zorlamam adına burada tamamlamak istiyorum. Muhtemelen soru kısmı olacaktır. Orada hani konuşulursa daha ayrıntılı bir şekilde cevaplamaya çalışayım. Gayet güzel hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Farklı bir bakış açısı. Yani biz kitabımızdan mümkün mertebe çok yazılmayanı dahil etmeye çalıştık. Yazılmış olanları da farklı bir bakış açısıyla bulundurmaya gayret ettik. Canan hocamızın yazdığı Fatma Hikmet İşmen üzerine çok fazla şey yazılmamış bir isimdi. Bu anlamda bir kıymeti var. Doğan Avcıoğlu üzerine çok şey söylenmişti ama onu daha derli toplu hale getirmiş, onun üzerine bir doktora yazmış olan hocamız onu bir özetledi, kitabımızda oraya süzdü. Böyle bir katkısı oldu. İdris Küçük Ömer de yine üzerine çok fazla şey yazılmış ve hala söylenmekte, konuşulmakta olan birisi. Bu da farklı bir bakış açısı olarak açıkçası kitapta yer aldı. Şimdi de tabii iki konuşma kaldı. Bir tanesi Muzaffer İlhan Erdost. Üzerine çok şey yazılmamış birisi. Bir de ben konuşacağım Yalçın Küçük. O da üzerine çok fazla şey yazılmamış birisi. Tabii şunu söyleyeyim, oradan bağlayayım. İdris Küçük Ömer buradaki portreler içerisinde kısmen belki Fatma Hikmet İşmen'le Türkiye İç Partisi'ndeki ayrılık sürecinde üçüncü yol tarafına birazcık yakın durduğu için, tam içinde değil ama bir orta yol bulmaya çalışıyor bir ara. O yüzden belki bir yakınlığı olmuş olabilir kısmen. Onun dışında gerek Doğan Avcıoğlu'na gerekse Muzaffer İlhan Erdoğuz'a ve Yalçın Küçük'e de biraz karşı cepheden bakan birisi dersem herhalde şimdiden erken bir şey söylemiş olmam değil mi Ömer Hocam? Şimdi sözü sana bırakacağım Muzaffer İlhan Erdoğuz'a. Herkese iyi akşamlar. Başta Gökhan Hocam olmak üzere herkese saygılar sunuyorum. Akademisyen meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum sunumları için. Sağ olun. Ben birkaç notla başlayacağım. Müsaade ederseniz bir iki ufak notla başlayacağım. Birincisi şu, kitabın en arkasında Kurtuluş Hoca'nın değerlendirmesini okuyanlar varsa orada şöyle bir ifade kullanıyor hoca. Diyor ki, bazı yazarların incelediği kişiyle daha yakın ilişki kurduğu, bazılarının ise daha mesafeli olduğu görülmektedir diyor. O yakın ilişki kuranlardan biri benim. Onu söyleyerek başlayayım. Zannediyorum benim yazdığım metin diğer metinlerden bir miktar daha öznel bir metin. İkinci düşmek istediğim not şu, bilmiyorum okuyan, yazıyı okuyan var mı? Yazının dipnotunda şöyle bir ibare var. Halil Akkurt ile 8 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız görüşmede diye başlıyor. Muzaffer İlhan Erdoğuz'da yazmaya, isme karar verdiğimiz gün 8 Aralık 2019, tam üzerinden 2 sene geçmiş. Bu da çok anlamlı oldu benim için. Üçüncü bir notum da şu, bu öznelliği belki de sağlayan en önemli hususlardan biri, ben bir hemşerimden bahsedeceğim bugün.
Muzaffer İlhan Ertuğrul Tokat Artovalı, ben de Tokat Zileli olarak bir hemşerimden de bahsetmek istiyorum kısacası. Şimdi tabii Muzaffer İlhan Erdost'u Muzaffer Erdost olarak bahsedeceğiz. 1980'e kadar Muzaffer Erdost, 1980'den sonra Muzaffer İlhan Erdost olarak anlatmamız gerekecek. Esas itibariyle tabii başladığı yer çok daha edebi kimliğiyle başlayacak Muzaffer İlhan Erdost, ama ben onu sona saklayacağım. Yani kronolojide biraz böyle bir ters bir durumun ortaya çıkması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. İlk yaptığı şeyleri biraz sona saklayacağım. Öncelikle politik kimliğinden ben kısaca bahsetmek istiyorum. Muzaffer İlhan Erdost veterinerlik fakültesi mezunu, ama tabii bu işle uğraşmayacak. Pazar postasında 24 yaşında girecek ve 24 ile 26 yaşları arasında pazar postasını yönetecek. Yine 1958 ile 1963 yılları arasında Ulus Gazetesi'nde çalışacak. 1958 yılında aynı yıl açık oturum yayınlarını kuracak. Ama çok uzun süreli bir yayın evi olmayacak. Biz Muzaffer İlhan Erdost'u neyle tanıyacağız? Tabii hepimizin malum, meşhur ve bildiği Sol yayınlarıyla tanıyacağız. 1965 yılı tabii Marksizm açısından, sol yayıncılık açısından Türkiye'de çok erken bir dönemden bahsediyoruz. Ve böyle bir erken dönemde de Türkiye'deki solunda Marksizm'le aslında çok daha yeni yeni tanıştığı belki bir dönemden bahsetmek çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Marksizm var mıydı? Elbette vardı. Türkiye'de sosyalistler var mı? Elbette var. Ancak tabii hem Kurtuluş Savaşı, ardından tek parti dönemi, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve 27 Mayıs dönemine kadar tabii solun ve sosyalizmin ve Marksizmin açık bir biçimde konuşulup tartışmasının çok mümkün olmadığı bir dönemden geçildiğini görüyoruz. 27 Mayıs sonrasında ve 61 Anayasası'yla beraber göreli bir özgürlük ortamının, göreli bir politik özgürlük ortamının Marksizmi ve sosyalizmi çok daha rahat konuşulup tartışılmasında beraberinde getirdiğini göreceğiz. Ama tabii bu kısıtlılıklar da tabii ki sol yayıncılığın, özellikle çeviri bağlamında yayıncılığın çok kısır bir dönemini ifade edecek 1960'lı yılların başında. Ama Muzaffer İlhan Erdoğan sol yayınlarını kurarak burada ciddi bir ivme kazandırdığını, özellikle de çevirilere. Tabii bunlar hangi çeviriler? Marksizmin klasik eserleri. Kapital başta olmak üzere Marksizmin klasik eserlerinin çevrilmeye başlandığını göreceğiz. Bunu da 60'lı yıllar itibariyle büyük ölçüde bir eksiği kapattığını da göreceğiz. Sonradan yapılan bir takım eleştiriler var tabii sol yayınlarındaki çevirilere yönelik. Çevirilerin beğenilmediğine yönelik, bu çevirilerde bir takım problemler olduğuna yönelik vesaire çok fazla eleştirinin yapıldığını görüyoruz. Ama Türkiye siyasetine 1965 yılından baktığımız zaman sol yayınlarının çok önemli bir açığı kapattığını da söylememiz gerek ve Muzaffer İlhan Erdoğan'ın da burada hakkını teslim etmemiz gerektiği düşünüyorum. Şimdi tabii yazımızın başlığında şöyle bir ibare var. Hayatını ortodoks Marksist olarak tamamlayan bir aydın olarak söz ediyoruz biz Muzaffer İlhan Erdost'tan. Burada tabii Muzaffer İlhan Erdost'un bir Marksist olarak tanımlanması söz konusu. Ama Türkiye'nin o dönemdeki diğer sosyalistlerine, Marksistlerine baktığımız zaman Muzaffer İlhan Erdost'un örgütsüz bir entelektüel olduğunu göreceğiz. Diğerlerine nazaran örgütsüz bir kimliği olduğunu göreceğiz. Kendisini belirli partilerle ya da belirli örgütlerle doğrudan tanımlamamış bir kişi olduğunu göreceğiz. Ama elbette bu peki kendi Marksizm düşüncesinin bir temeli ya da bulunduğu pozisyonda bir ideolojik görüşü yok mu? Elbette var. Burada o dönemde belki de Erdost'u en yakın nereyle tanımlamamız mümkün? Milli Demokratik Devrim Hareketi ile çok daha yakın bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Zira her ne kadar biz Erdost'u ortodoks Marksist olarak tanımlasak da Erdost'un kendi ifadesiyle şöyle söylüyor Erdost: benim sosyalizmim Kemalizm'den gelmektedir. Ve bunu da zaten herkes bilir diyor. Ve şunu da söylüyor. İşte materyalizm, diyalektik materyalizm için nasıl bir basamaksa Kemalizm de Türkiye'de özellikle sol Kemalizm olarak sosyalizme geçiş noktasında bir basamaktır şeklinde bir ifadesi olduğunu göreceğiz Erdoğan'ın. Burada da Kemalizmi sosyalizme geçiş noktasında bir aşama olarak gördüğünü ve 1923'e de ciddi bir önem atfettiğini göreceğiz. Bu da esasen Erdoğan'ın o sosyalist kökenlerinde çok kemalist bir damar olduğunu da bize ifade edecek. Tabii burada dedik örgütsüz kalıyor, ama yine söylediğimiz gibi Milli Demokratik Devrim Hareketi'ne bir parça daha yakın. Hatta o dönemdeki yazılarının büyük bir bölümünü aydınlık grubunun ikiye bölünmesinden sonra proleter devrimci aydınlık, yani ak aydınlık olarak bilinen kanatta, kanadın dergisinde yazılarını yayınladığını göreceğiz. Ama yine de bu Erdost'u bir yere koymamızı çok mümkün kılmayacak. Tabii Erdost'u aynı zamanda yalnızca tabii Marksist olarak değil, o dönemde tabii farklı açılımlarda geliştirecek, işte Leninist olacak, Maocu olacak, farklı farklı bir sürü isimle de ifade edilmesi mümkün olacak, ama Erdost'u da bu şekilde ifade etmemiz mümkün değil.
Onu daha çok örgütsüz, belirli açılarda da münzevi bir aydın olarak göreceğiz. Bu münzeviliği de belirli noktalarda politik bir münzevilik olarak belki de ifade etmek mümkün. Çünkü her ne kadar sosyal olsa da, her ne kadar çok fazla çevrenin içine girse de, özellikle yaşamının sonuna kadar çok aktif bir süreçte dahil olsa da, kendi politik duruşunun oldukça belirli açılardan onu biraz da münzeviliğe ittiğini de görmemiz gerekiyor bu noktada. Bunu da söylememizin yanlış olmayacağını düşünüyorum. Tabii 1960'lı yıllarda solun ilk kuruluş dönemi, 1970'lerde daha yoğun olmak üzere çok polemikler ekseninde kurulan bir dönem var. Ve Erdost'un da bu polemiklerden hiç uzak durmadığını görüyoruz. Erdost pek çok polemikle anılan da bir isim. Tabii edebiyat kısmı ve ikinci yeni kısmı çok başka. Ona en sonda değinmek istiyorum. Zaten bir polemiğin içine doğdu neredeyse Muzaffer İlhan Erdost. Ama sosyalist polemiklerin içinde baktığımız zaman da tabii ki en derin polemiği, belki de en yoğun yaşadığı polemiği Mehmet Ali Aybar'la yaşayacak. Sosyalizm meselesinde ki Mehmet Ali Aybar'ın hem köylülüğü kapitalizmle birbirinden ayırmaya çalışmasını eleştirecek. İkincisi, Mehmet Ali Aybar'ın Lenin'e dönük, onun bir burjuva siyaseti yaptığına dönük fikirlerini ciddi şekilde eleştirecek. Bu burada Lenin'i ve Sovyetler Birliği'nin tarihsel mirasını Aybar'a karşı savunduğunu biz göreceğiz. Öte yandan Korkut Boratav Hoca ile bir polemiğe girecek. Korkut Boratav Hoca'nın Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm kitabına karşı Kapitalizm ve Tarım diye bir kitap ortaya çıkacak. Burada da şu şekilde eleştirecek: Korkut Boratav Hoca'nın köylülerin ve çiftçilerin yoksullaştığını görmemekle eleştirdiğini göreceğiz. Temel tezlerinden biri bu olacak Muzaffer İlhan Erdost'un. Öte yandan Birikim Dergisi'nde Ömer Laçiner'le bir polemik içine girecek. O polemiğin de kökeninde şunu söyleyecek. Ömer Laçiner diyecek, faşizmle sermaye arasında hiçbir şekilde irtibat kurmuyor. Halbuki finans kapital gerçekliğini görmüyor. Faşizmle sermaye arasında doğrudan bir ilinti vardır şeklinde de Ömer Laçiner'e ciddi bir eleştiri yönelttiğini göreceğiz. Pek çok konuda oldukça aktif bir biçimde çalıştığını göreceğiz. Tabii burada da Erdost'u dediğimiz gibi Marksist olarak tanımlıyoruz ama işte Leninist mi, Maoist mi dediğimiz zaman yine bir yere oturtamıyoruz. Ama yine Erdost'ta gördüğümüz en önemli öğelerden birisi onun köy merkezli bir sosyalizm anlayışı olduğu. Onun sosyalizm anlayışında köyün önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz. Tabii bu köy merkezli anlayışı da Erdost'u Mao'cu bir çizgiye oturtması çok mümkün görünmüyor. Çünkü Erdost'un kafasındaki köy meselesi devrime kimin öncülük yapacağı meselesindeki bir tercih değildir. Yani Erdost işçi sınıfı mı, köylü mü vesaire derken bunu şu açıdan ifade etmiyor. Devrimi hangi sınıfın öncülüğünde yapacağız sorusuna cevap olarak aramıyor köy meselesini. Neye cevap olarak arıyor? Özellikle göçlerle beraber kentlerde oluşan ve derinleşen sınıf çatışmalarına bir çare olarak köyü ciddi şekilde merkeze aldığını ve toprak reformunu net bir biçimde merkeze aldığını göreceğiz. Toprak reform ve köy meselesi Erdost'un gözünde çok önemli bir yer edinecek. Yine buna bağlı olarak da yine Kürt sorununun 1960'lı yılların sonundan itibaren Erdost'un çok merkezi anlamda önem verdiği konulardan biri olduğunu göreceğiz. Ki köy meselesiyle, toprak reformu meselesiyle Kürt sorununun çok eşdeğer göründüğünü burada söylememiz mümkün. Zira biliyorsunuz Muzaffer İlhan Erdost da Kürt sorunu yazılarını yazmaya başladığı zaman tabii Yön Dergisi burada çok önemli bir pozisyonda duruyordu. 1966 yılında Doğan Avcıoğlu'nun çok erken bir dönemde telaffuz ettiği bir Kürt sorunu meselesi vardır. Ki aynı dönemde Muzaffer İlhan Erdost da aynı dönemlerde benzer yazıları yazdığını göreceğiz. Hatta Kürt sorunu üzerine yazdığı pek çok yazıyı da, pek çok röportajı da Şemdinli Röportajları başlığı altında derleyip topladığını göreceğiz. Ve burada Kürt sorununa kimlik ekseninden ziyade çok daha sınıfsal temelde, kalkınma temelinde ve toprak reformu temelinde, iktisadi temelde yaklaştığını görüyoruz. Bu yaklaşımına aslında 1980'lerden sonra da belirli farklılıklar olmasına rağmen bu yaklaşımını devam ettirdiğini göreceğiz. Belki de politik sürekliliğindeki en önemli noktalardan biri toprak reformu meselesi ve Kürt sorununun iktisadi temelde çözülmesi meselesi olduğunu görebiliyoruz. Tabii köy meselesine baktığımız zaman ve toprak meselesine baktığımız zaman ikinci bir husus, Muzaffer İlhan Erdost'un bu toprak meselesi üzerinden aslında çok daha geriden tartışmaya getirmesi ve Halil hocamızın da doktora tezinde çok başarılı bir biçimde anlattığı şekilde Osmanlı toplumsal yapı tartışmasında da Erdost'un kendisine bir rol biçtiğini görüyoruz. Burada da Erdost'un Osmanlı toplumsal düzeninde toprak ağalığı ekseninde feodal bir düzende
kabaca bu şekilde ifade etmemiz mümkündür. Feodalite tezine yakın durduğunu göreceğiz ve atüt tartışmalarında feodalite tezine yakın durması ve toprak ağalığını köy sorununun merkezine oturtması toprak reformuyla beraber 1960'lı ve 70'li yıllarda çok merkezi bir noktada duracak. Ancak aynı fikirleri yine az önce söylediğim gibi 80'li yıllardan sonra da devam ettirdiğini göreceğiz. Zannediyorum bir 10-11 dakika oldu değil mi hocam? Ben de tam siz es vermişken fark ettim saate baktığınızı. 4 dakika daha zamanımız var. 4 dakika hemen geliyorum. Şimdi 1980'lerden sonra tabii 1980 yılı Muzaffer İlhan Erdost için çok önemli bir yıl, çok kritik bir yıl. Hem 12 Eylül olması hem de 7 Kasım 1980 tarihinde İlhan Erdost'u bir işkence sonucunda kaybetmesi, kardeşini kaybetmesi. Tabii onda çok büyük bir travma ve onda çok büyük bir yıkım yaratıldığını göreceğiz. Ama burada tabii Erdost'un da hem Kürt sorunuyla beraber hem de 12 Eylül sonrasında kardeşini işkenceyle kaybetmesiyle beraber biz artık Erdost'un 80'lerden itibaren insan hakları meselesiyle çok hemhal olduğunu görmeye başlayacağız. İnsan hakları sorunu da Kürt sorununa paralel olarak ve ona belirli ölçülerde eklemlenerek Erdost'un gündemine girecek. Ve Kürt sorunu ve insan hakları meselesinde çok daha fazla çalışmaya başlayacak 1980'li yıllardan itibaren. Hatta özellikle de insan hakları meselesinde o kadar fazla çalışmaya başlayacak ki o dönemde tabii İnsan Hakları Derneği çok ünlü ve bu konuda çok öncü bir sivil toplum örgütü olmasına rağmen kendisi Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu kurma noktasında bir karar alacak. Zira Kürt sorunu ve insan hakları meselesinde İnsan Hakları Derneği'ni ve o dönemdeki ana akım Kürt siyasal hareketinin tezlerini benimsemeyecek Muzaffer İlhan Erdost. Bunun da en önemli sebeplerinden biri Muzaffer İlhan Erdost'un ulus devlet konusunda çok hassas olması ve Kürt sorununun ve insan haklarının tamamen bölgeci olarak değerlendirilmesi ve ana akım Kürt sorunu ve insan hakları siyasetinin Türkiye'yi federasyona taşıma ihtimaline karşı da set çekecek Muzaffer İlhan Erdost. Sosyalist kimliğini koruyacak, eski tartışmalardaki büyük ölçekte kimliğini koruyacak ama ulus federasyon meselesine karşı ulus devlet meselesini ön plana çıkaracak ve İnsan Hakları Derneği'nin bölgecilik yaptığını düşündüğü ve yalnızca Kürtlerin siyasal haklarını temsil ettiğini düşündüğü için de daha ulusal çapta bir insan hakları, daha evrensel çapta bir insan hakları yorumu olarak kendi insan hakları meselesini de gündeme getirecek ve bir ayrışma yaşayacak. Ama tabii burada sosyalistlerden, ana akım belli grup sosyalistlerden burada ayrıldığını göreceğiz. Ama öte yandan Kemalistlerle de irtibat kuramayacak. Zira Muzaffer İlhan Erdost her ne kadar 2000'li yıllardan itibaren özellikle ulusalcıların temel gündemi olan federasyon meselesi, ulus devlet meselesi, ana dilde eğitim meselesi gibi pek çok meselede benzer hassasiyetler taşısa da Kürt sorunu ve insan hakları gibi 2000'li yıllardan itibaren Kemalistlerin ve ulusalcıların tamamen koptuğu bu başlıkları sahiplenecek, belirli ölçülerde ulusalcı bir eksenden sahiplenecek ama Kemalistlerle aynı ortamlarda denk gelse de düşünsel anlamda bir kopukluk yaşayacak. Sosyalistlerle de kendi Kürt sorunu ve insan hakları yorumu, federasyona dair yorumları sebebiyle sosyalist kanattan da koptuğunu ve Kemalistlerle sosyalistler arasında arafta kaldığını ancak her iki fikirden de net bir biçimde beslendiğini göreceğiz. Yalnızca bir dakika, son bir dakikam kaldı. Onu da maalesef aslında çok önemli olmasına rağmen edebiyat kısmına kısmen ayırmayı düşünüyorum. Muzaffer İlhan Erdost'un edebiyatla ilgili en net bildiğimiz, en belirgin özelliği, ikinci yeni olarak bilinen, garip akımından sonra belki de Türk edebiyatını en yakından etkileyen ve çok fazla tartışmaya sebep olan ikinci yeni akımının isim babası olmasıdır. Bu tartışmalarla ilgili şöyle bir güzel bir sözü vardır Muzaffer İlhan Erdost'un, der ki bu tartışmalar 56'da başladı, 57'de tavsadı artık der ve bu tartışmaların aslında çok niteliksiz bir yere doğru gittiğini de düşünür bir taraftan. Burada şey çok önemli bence Erdost açısından. Şimdi Erdost'u bir Ortodoks Marksist olarak tanımlıyoruz. Bir Ortodoks Marksistlere edebiyat ekseninde baktığımız zaman çok daha Sovyet tipi bir toplumsal gerçekçi eksenden edebiyata yaklaştıklarını görüyoruz. Ancak o dönemin de toplumsal gerçekçilerin büyük bir bölümünün ikinci yeniye yine tepki duyduklarını göreceğiz. Muzaffer İlhan Erdost'a Marksist kimliğine rağmen ikinci yenide ısrar edecek ki ona en büyük gelen eleştiri hem toplumsal gerçekçilerden gelecek hem de kendisini öyle addetmesine rağmen biraz daha farklı bir yerden yorum yapan Atilla İlhan'dan çok büyük bir saldırı geldiğini göreceğiz ikinci yeni meselesine. Muzaffer İlhan Erdost pek çok konuda oldukça sektör ve sınırları çerçevesi belirli bir kişi olmasına rağmen edebiyat meselesinde özellikle de şiir meselesinde her türlü anlamsızlık suçlamasına, işte her türlü şiirimizi, edebiyatımızı sınıfsal ve toplumsal gerçeklikten koparıyor, bireye hapsediyor ithamlarına karşılık olarak
şiirin kendisinin çok oldukça özgür bir biçimde ifade edilmesini, o konuda oldukça özgür olunması gerektiğini ve sanatın böyle bir yönü olması gerektiği konusunda da çok esnek bir tavır sergilediğini göreceğiz. Zannediyorum süremi çok fazla aşmadım. Bu şekilde Muzaffer İlhan Erdost'u özetleyebiliyorum. Tekrar saygıyla anmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım ben de zamanı sizin gibi verimli kullanabilirim. Hepsi yerindeydi yani. Tamam, başlık kısırdı. Ben de Yalçın Küçük'ü konuşacağım. Kendisini bir dönem ikinci yeninin kuruluş sürecinde tanımlayan birisinden bahsedeceğim. Tabii bunu çok geç tarihlerde söylüyor Yalçın Küçük. Hatta öze değil, biçime önem verdikleri için eleştiriyor onu. Ama her şeye rağmen ikinci yeninin var olduğu siyasal bilgiler kantininde öğrencilik yapmış olmanın gururunu da ifade ediyor kimi yerlerde. Şimdi benim Yalçın Küçük'ü ele alışım açıkçası biraz anlama kaygısıyla oldu. Yani Yalçın Küçük'ün okuduğum birçok kitabı vardı ama bir ara, elbette zaman zaman bunu hepimiz fark etmişizdir de, ben çok güçlü bir biçimde fark ettim. Herkesin bir Yalçın Küçük'ü var. Bu biraz şey gibi oldu. Atilla İlhan'ın işte hangi sol, hangi sağ, hangi Atatürk, benimki de hangi Yalçın Küçük sorusu gibi oldu. O yüzden de geçmişte okuduklarımı da bir kenara bırakıp mümkün mertebe başarabildiğimi sanıyorum. Buna okurlar değer verecektir elbette. Yalçın Küçük'ün kitaplarını tarih sırasına göre baştan sona okuyarak bir yol almaya çalıştım. 60'ın üzerinde kitabı var. Üzerinde diyorum, bazı kitapları kimi ön sözlerinin vesaire toparlaması olduğu için o da kitaptan sayılır mı? Ayrıca onu da mı saymak lazım bilmiyorum ama 60'ın üzerinde, bu çok net. Ve bütün bunları okuduktan, değerlendirdikten sonra başlıklandırma yaptım, sınıflandırma yaptım. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü benim yazıma ya da benim bu yazımdan hareketle burada yapacağım konuşmaya yön veren şey Yalçın Küçük'ün yazdıkları oldu. Elbette Yalçın Küçük'ün kendi yazdıklarının dışında ona ilişkin söylenenler, onun polemikleri, onun siyasal tavırları da yazımın içerisinde bir değer oluşturuyor. Ama onu yine en iyi onun sözleriyle, onun ifadeleriyle anlatmaya çalıştım. Tabii buradan da şu anlaşılmasın, onun bütün söylediklerini hiçbir süzgeçten geçirmeden merkeze aldım ve aktardım gibi de anlaşılmasın. Bütün o çalışmalarını okurken dönüşümlerini, değişimlerini de görmeye çalıştım. Şimdi Yalçın Küçük hepimizin bildiği üzere son zamanlarda daha genç arkadaşlarımız dersek, şimdi hocamız bize genç meslektaşlarımız dedi, biz de öğrencilere genç arkadaşlar diyoruz hocam. Hepimizin bir genci var şimdilik, öyle anlaşılıyor. Onların kafasındaki Yalçın Küçük kırmızı kaşkollü ve kalpaklı bir Yalçın Küçük. Benim ilk tanıdığım Yalçın Küçük'ün henüz kalpağı yoktu, sadece kırmızı kaşkollü vardı. Ve ben bir benzetme ile giriş yaptım yazıma. Onu da değerli buldum. Çünkü böyle bir benzetme birçok şeyi anlamamıza yardımcı olabilirmiş gibi geldi. Yalçın Küçük bu üzerindeki kırmızı kaşkolü de 80'lerin başından beri takıyor. Tespit edebildim o ne zaman takmaya başladığını. 83 yılı yanılmıyorsam. Daha öncesinde bir kaşkolü yok, kırmızı kaşkolü yok ama ben ondan okuduklarımla, ona ilişkin yazılanlardan hareketle Yalçın Küçük'ün boynunda böyle 60'ların başından beri bir kırmızı kaşkol hayal ediyorum. İşte bu kırmızı kaşkol hep kırmızı mıydı? Üzerine başka şeyler serpiştirildi mi? Başka tonlar oldu mu? Ya da o kadar çok farklı renk üzerine döküldü ki kırmızı hiç görünmemeye mi başladı? Buna ben karar vermedim. Vermeyeceğim de elbette ama birazcık da bunları sorduran bir şey çıktı ortaya ben metni yazdıktan sonra. Ve bütün bunları okuyunca birkaç dönem içerisinde ele alınabileceğini gördüm. Daha doğrusu sınıflandırmanın birkaç biçimde yapılabileceğini gördüm Yalçın Küçük'ün hayatına dair. Şimdi Yalçın Küçük 1938 doğumlu. Burada konuştuğumuz bütün yazarlardan, aydınlardan birazcık daha genç. 32 doğumlu yanılmıyorsam Muzaffer Erdost, 26 doğumlu Doğan Avcıoğlu, 25 doğumlu olsa gerek İdris Küçükömer, 18 doğumlu. Şey gibi oldu, nüfus memuru gibi olmuş olduk ama yani şey, zihnimizde bir canlansın, hangi koşullarda doğdular ve nasıl bir atmosferde yetiştiler. Bunlar kıymetli. Yalçın Küçük 1938'de o zaman için hala Fransızların kontrolünde olan İskenderun'da hayata gözlerini açıyor. Bu önemli. Muhtemelen şekillendirmiş durumunu. Birkaç yerde anlattığına göre anne tarafı milli mücadeleci, baba tarafı işbirlikçi. Kendisinin ifadesi olduğu için söylüyorum bunu. Yani böyle bir farklılık var ve zengin bir ailede doğmuş ama kendisinin çocukluğunda anladığım kadarıyla
bu zenginliğin çok fazla keyfini sürememiş. Ama yine de Kabataş Lisesi'ni kazanmış ki Kabataş Lisesi vakti zamanında Ekrat Beylerinin, Kürt Beylerinin çocukları okuyabilsin diye İstanbul'da açılmış çok önemli bir lise. Kabataş Lisesi, özür diliyorum, yani lise derken o lisenin yıkıntıları üzerine yeniden kurulmuş bir lise Kabataş Lisesi. Ve Yalçın Küçük okurken ben de şeyi düşündüm, hani o yıkıntıların üzerinden, feodal beylerin çocuklarının okuduğu yıkıntılar üzerinde kurulmuş bir lisede okuyan Yalçın Küçük de feodal yıkıntılara karşı mücadele eden bir genç olarak çıkmış gibi sanki oradan. 1956 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde birincilikle giriyor. Önce bunu belirteyim. Sonrasında sınıflandırmalarıma dair, daha doğrusu ondan okudukça oluşturduğum sınıflandırmalarıma dair başlıklar ifade edip içini kısaca doldurmaya çalışacağım. Birincisi gençlik yılları, üniversite yılları diyelim. 1956-1960 arası. Yani Yalçın Küçük'ü çok bilmeyen belki o dönem için bir genç olarak ne kadar etkin olduğuna dair fikir sahibi olmayabilir. Ben tarih belirtmedim başlıklarımda ama bu tarihleri de kabaca ifade etmiş olayım burada. Mutlak tarihler değildir bu. Sonra Devlet Planlama Teşkilatı'ndan sosyalist devrim arzusuna. Bunu da 1960-1971 olarak tanımlayabiliriz. 72'de dersek hiç yanlış olmaz. Sonrasında sosyal demokrasi vurgusundan sosyalist iktidar vurgusuna yönelen bir evresi var ki bu da konjonktürle ilgili. Bu da 73, kabaca 80 diyelim. 12 Eylül'ü tam bir kırılma olarak görmek doğru olmaz ama yine de belirleyici bir tarafı var onun da. Sonrasında da 12 Eylül'den, hatta belki 1983 Aydınlar Bildirisi'nden alıp 87'ye kadar getirebiliriz. Bir aydın üzerine tezler çalışmasının yoğunlaştığı ve Eylülizm diye adlandırdığı bir şeye karşı mücadele ettiği bir dönemi var. 87'den 97'ye kadar kabaca bir dönemi var ki bu dönemi PKK ile yakın ilişki içerisinde olduğu bir dönem. Sonrasında da bir geçiş evresi ve ardından sabateizm, cumhuriyet savunuculuğu vurgularının yoğunlaştığı ve daha genç kuşakların da onu bu haliyle tanıdığı bir dönemi var. 2015'lerin ortasına kadar da böyle bir kimlikle öne çıkıyor. Tabii Yalçın Küçük hala hayatta, sağlık ve sıhhat dileyelim kendisine. Ama son birkaç yıldır çok yoğun bir biçimde karşımıza çıkmıyor diyelim. Şimdi bunların için artık birkaç cümleyle doldurup ben de ancak zamanımı tamamlayabilirim, öyle görünüyor. Yalçın Küçük'ün SBF'ye, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne, Mülkiye'ye birincilikle girmiş olması bana çok önemli gelmişti. Çünkü sonraki hayatımda da hep onun bir öncülük, önde gelen birisi olma ve hep birinci olma sıfatını taşımaya ve bunu vurguladığı noktalara denk geliyoruz. Ve Yalçın Küçük'ün üniversiteye birinci olarak girdiği yıl Türkiye siyasal hayatının kritik tarihlerinden bir tanesi. İktidarda Demokrat Parti var. Demokrat Parti ilk başta merkez siyaset açısından daha özgürlükçü bir görüntü ile ortaya çıkmış. Ama 1954 yılı ile kabaca iktisadi problemler öne çıkmaya başlayınca demokratlığını biraz kenara bırakmış. Kendi iddiası olan demokratlığını da bir kenara bırakmış. Ve 1954'te birazcık Demokrat Parti'ye uyarılarda bulunmak arzusuyla ortaya çıkmış olan Forum dergisi de 1-2 yıl içerisinde uyarıda bulunmanın ötesine geçip Demokrat Parti'yi karşısına almış. Forum dergisi o dönemin aydın muhalif merkezi ve bunlar içerisinde de siyasal bilgiler hocaları var. Turan Feyzoğlu var, Aydın Yalçın var. Kısmen o zamanın genç akademisyeni Şerif Mardin var, Muammer Aksoy var ve sayabileceğimiz daha birçok isim bir muhalefet cephesi oluşturmuşlar ve üniversite birincilikle giren Yalçın Küçük de hocalarının yanında saf tutmuş. Hatta Turan Feyzoğlu'nun üniversiteden atılma hadisesi yine tarih kitaplarımızda önemli yer işgal eden bir durumdur. Turan Feyzoğlu'nun hükümeti eleştiren bir konuşması sonrasında merkeze alınması üzerine bazı siyasal hocaları istifa edecekler. Yalçın Küçük de öğrenci eylemi içerisinde bulunacak ve kendisinin aktardığına göre, başka bir kayda yakalayamadım ben, uzaklaştırılacak bir süre üniversiteden ve sonrasında 1956'da kurulan Fikir Kulübü'nün de bir üyesi olacak. Yani Sosyalist Fikir Kulübü değil bu tabii 60'lardaki ama onun öncülü diyebileceğimiz bir duygusal bağlantı kurabileceğimiz bir yönü var. Bunların, yani Fikir Kulübü'nün, Yalçın Küçük'ün içinde bulunduğu Fikir Kulübü'nün biraz daha demokrat talepleri var. İlerideki Sosyalist Fikir Kulübü adı üzerinde sosyalist taleplerde bulunacak. Yalçın Küçük bir yandan Forum ile ilişkili, bir yandan siyasalda zaten hocaları onun yazarı, bir yandan da Fikir Kulübü içerisinde yer alarak onun bir parçası haline gelecek. Çünkü hükümetin eleştirilerinde biz o dönemin gazetelerinde gördüğümüz üzere
siyasal bilgilerin forumun eleştirildiği noktada fikir kulübünün de aynı cümlede zikredildiğini görüyoruz. Demek ki böyle de etkili bir muhalif gençlik örgütlenmesi. Yalçın Küçük ilk kayıt olduğunda bizim de çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüz Taner Timur hocamızın başkan olduğu dönemde başkan yardımcılığı, sekreterlik yapacak, özür diliyorum, fikir kulübünde. Bir iki yıl sonra da kendisi başkan olacak. Bizim yine siyasal hayatımızdan bildiğimiz Hikmet Çetin de Yalçın Küçük'ün sekreteri olacak. Yani Yalçın Küçük gerçekten bir gençlik önderi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu pekiştirdiği bir nokta daha var. O zaman için en büyük gençlik örgütlenmesi Türkiye'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu ve Yalçın Küçük 1959 yılına geldiğinde bu yapıyı dağıtmak isteyen iktidarın kendi adayına karşı muhalefetin adayı olarak öne çıkacak ve üyelerin birçoğunun katılmadığı bir süreçte Demokrat Parti adayının seçilmesine karşın muhalifler, daha büyük bir kesim oluşturan muhalifler başka bir kongrede Yalçın Küçük'ü başkan seçtirecekler. Yalnız bu seçime rağmen genel merkezden kastım TMTF'nin ele geçirilmesi hususunda polis şiddeti vesaire yaşanacak. Ve Yalçın Küçük'ü biz burada yine öğrenci lideri olarak gazetelerde, dergi kapaklarında fotoğrafıyla birlikte göreceğiz ki Yalçın Küçük bunu sonraki yıllarda kimi kitaplarının görselinde kullanacak. Tabii 28-29 Nisan olayları var. 27 Nisan'a uzanan süreçlerin kritik eylemlerinin yapıldığı, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerini yaptığı tarihler. Yalçın Küçük'ün burada da bir rolü var ama tabii kendisinin sonraki yıllarda aktardığı kadarıyla 27 Mayıs'ı ben yaptım demesine yetecek ölçüde bir rol müdür bu? Tartışmalıdır. Bir kenara bırakalım şimdi bunu. Tabii Yalçın Küçük'ün öğrenciliği 60 yılında sonlanacak. Yani üniversiteyi bitirmiş olacak ve üniversiteyi bitirdikten birkaç ay sonra 27 Mayıs yapıldı tabii. Bunun derinlikli izahatına girmeye gerek duymuyorum zaman açısından da. 27 Mayıs'tan 3-5 ay sonra da Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi açılacak. Devlet Planlama Teşkilatı. Yalçın Küçük de buraya uzman yardımcısı olarak girecek. Ve bu uzman yardımcılığı sırasında da daha sonrasında Türkiye'nin siyasal, entelektüel hayatında yer edinmiş birçok isimle de beraber çalışmaya başlayacak. Siyaseten kimisi askerlik görevi sırası nedeniyle olsa da Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi isimlerle de orada çalışacak. Bizim ekonomist kimliğiyle bildiğimiz Güngör Oras gibi bir isimle de orada çalışacak. Daha bunun yanında birçok isim sayabiliriz. Devlet Planlama Teşkilatı o dönem Türkiye'nin en önemli kurumlarından, en ciddi kurumlarından bir tanesi. 61 Anayasası'nın da oluşturulmasından sonra göz bebeği bir kurum haline gelmiş ama arzu edilenin gerçekleştirilemediği bir kurum olacak ve Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları bir süre sonra istifa etmeye başlayacaklar. Hocam da bunu, Gökhan Hocam da yönün en azından politik tavır değiştirmesi açısından derinlikli bir şekilde ele almıştı çalışmasında. Sonrasında Yalçın Küçük bir süre daha orada devam edecek, ilk istifa edenlerden olmasa da. Bu arada bir İngiltere'ye gidecek. Kendi anlatımlarında var, hiçbir kayıtta rastlamadım. Yale Üniversitesi'nde araştırma yapıyor, yüksek lisans için gidiyor. Araştırdım böyle bir tez var mı diye. Tabii bugünkü gibi bunların toparlandığı bir merkez yok. Amerika'da da bir isim taraması yaptım, çeşitli üniversiteler üzerinden de bulamadım. Ama kendisi orada araştırmalar yaptığını söylüyor. Dünya Bankası'nda staj yapacak. O süre içerisinde Türkiye'ye gelecek. Ve Türkiye'de 65 yılına gelindiğinde Uzun Vadeli Planlar Şubesi Müdürü olacak Devlet Planlama Teşkilatı'nda ki bu şu açıdan da önemli. Yalçın Küçük çok ilginç bir kavrayışa sahip esasında. Bazı meselelere çok farklı açılımlar getirebiliyor. Doğruluğu, yanlışlığı bir kenar olmak üzere. Yani hiç kimsenin yazmadığını yazabilen bir tarafı var. Ve kendisi şöyle bir ifadesi var. Bu yukarıdan bakabilme, geniş bakabilme kabiliyetini ben o uzun vadeli şubeler müdürü olurken, oradayken, oradaki görevdeyken kazandım diyor. Bu da bana anlamlı gelmişti. Yalnız 66 yılına gelindiğinde Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bazı başka uzmanlarla birlikte istifa edecek. Arkasından ODTÜ'ye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne öğretim elemanı olarak girecek. O dönem doktor öğrencisi. 67 yılında da planlamaya eleştirel bir yaklaşım sergilediği bir tiziyle doktor olacak. Biz o süreçte Yalçın Küçük'ü gazetelerde ya da panellerde göreceğiz eski planlamacı sıfatıyla. Doktorasından bir süre sonra zaten öğretim üyesi sıfatını da elde edecek. 68 yılına gelindiğinde Rusya'daki sanayileşmeyi görebilmek için, onu anlayabilmek için, sosyalist Rusya'nın nasıl geliştiğini görebilmek için hem de Rusya öğrenmek için İngiltere'ye gidecek. İngiltere'deki bir Birmingham'daki bir araştırma merkezinde bulunacak bir süre. Tam o orada bulunurken 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya müdahalesi gerçekleşecek ve Türkiye İşçi Partisi içerisinde bir yarılmaya sebep olacak bu müdahale. Yalçın Küçük de
Çekoslovakya müdahalesine yönelik tip içerisindeki ilk tavrı koyan bendim dese de yıllar sonra, bu olaylardan 3 ay sonra Ant'ta bir yazı yayınlayacak ve Mehmet Ali Aybar'ın Sovyetler Birliği'ne yönelik eleştirilerini karşısına alan, her ne kadar mutlak anlamda sahiplenmese de Behice Boran'la Sadun Aren safına yakın bir yazı yazmış olacak orada. Sonrasında da bu bölünmede Sadun Aren Behice Boran safında yer alacak, partili olacak, parti içerisinde bir komisyon üyeliği yapacak ve 12 Mart'a uzanan süreç içerisinde parti okulunda dersler verecek ve 1970'te Türkiye İşçi Partisi'nin 4. Büyük Kongresi'nde de bulunacak ve o kongreyi Türkiye İşçi Partisi'nin gerçek bir sınıf partisi haline gelişi olarak yorumlayacak ve buradan da Mehmet Ali Aybar gibi isimleri karşısına alacak. 12 Mart gerçekleşecek. 12 Mart'la birlikte Türkiye İşçi Partisi kapanacak. İşte o yüzden zaten Fatma Hikmet İşmen gibi bir senatör, partisiz bir senatör olarak varlık göstermek durumunda kalacak. O süre içerisinde ODTÜ'deki öğretim üyeliği görevine de son verilecek Yalçın Küçük'ün herhangi bir yargılama altında bulunmamasına rağmen. O da geçimini basında arayacak. Yankı dergisi var. Mehmet Ali Kışlalı'nın, Ahmet Taner Kışlalı'nın, Hıncal Uluç'un yürüttüğü bir dergi. Bir süre burada çalışacak. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde günlük hadiselerle ilişkili bir biçimde ekonomi köşesi yazacak ve bu çok sevilecek. 73 başlarından 76 ortalarına kadar da bu gazetede bu köşeyi sürdürecek. Orada bir Kıbrıs'ta askerlik yapma durumu var. Daha doğrusu yedek subay iken Kıbrıs harekatına da katılma durumu var ki bu olayı da sonraki yıllarda çok dile getirecek Yalçın Küçük. Türkiye'nin onurlu bir dış politika adımı olarak anacak bunu o zaman da dahil olmak üzere. Tabii 76 yılına gelindiğinde artık Türkiye İşçi Partisi ikinci kez kurulmuş. İkinci kez kurulduğunda daha önce çok büyük bir rolü olmayan Yalçın Küçük biraz daha önemli bir rol üstlenecek partide. Parti programını hazırlayanlar arasında olduğunu belirtiyor kendisi. Ve Yürüyüş diye bir dergisi var. Türkiye İşçi Partisi'nin haftalık dergisi, bunun yürütücüsü de Yalçın Küçük. Parti meclisinde ya da yönetim kurulunda mı demeli bilmiyorum, yer almıyor ama aslında partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Burada şunu vurgulamayı unuttum, hızlıca söyleyip geçeceğim. 73 yılında malumunuz seçimler var. Yani 12 Mart muhtırası ile başlayan sıkı yönetimi sonlandıran, onun sonlanmasına vesile olan bir seçim var. Bu seçimde CHP'ye oy verilmesini isteyecek sosyal demokrat tavrını buradan adlandırıyorum. Böyle bir tavır sergiliyor. Çünkü solun çok yokluk içerisinde olduğu, kendisini ortaya koyamadığı bu süreç içerisinde sosyal demokrat damarı güçlendirmenin anlamlı olduğunu söyleyerek bunu yapıyor. Ve 73 seçimlerini de sermayeye karşı bir zafer olarak adlandırıyor. Burada yavaş yavaş tarihsel tezlerini de güçlendirmeye başladığını görüyoruz. Yani bu tarihe kadar Yalçın Küçük'te çok alışkın olduğumuz tarih tezleri yok ama bu tarihten sonra bunlar var. Çünkü orada Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ekonomi köşesindeki yazılarda şunu görüyoruz. 1950 kimilerinin iddia ettiği gibi bürokrasinin iktidardan düşmesi değildir, sermaye için mücadelede bir el değişimi yaşanmasıdır gibi bir tezi var. Yani dikkate değer bir tez en azından. Sonrasında 71 muhtırasını sermayeye rağmen sermayenin savunuculuğunu yapan bir hareket olarak adlandırıyor 12 Mart'ı. Bu da kıymetli geliyor bana. 73'te de dediğim gibi bu seçimleri tekelci sermayenin bütün arzularının yerine gerçekleştirilmesinin önüne bir engel olarak tanımlıyor. Çünkü Bülent Ecevit malumunuz orada yüksek bir oyla birinci parti çıkacak CHP'nin başında iken. Evet, kontrolü sağlayamayacak tek kişi ben olabilirim burada konuşmada. O yüzden bazı şeyleri sıçrasam, sanki sıçrayarak gitsem çok daha güzel olacak. Yalçın Küçük Türkiye İşçi Partisi üyesi iken bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy isteyecek. Sonrasında 77 seçimleri. Ancak bunu biraz partili olarak, dolaylı olarak yapmak durumunda kalacak. Kendi arzusuyla olmayacak. Türkiye İşçi Partisi, özür diliyorum, 75'teki ara seçimler, 77 yanlış söyledim. Burada böyle bir tavırda bulunacak ama bundan biraz rahatsız olacak. Çünkü Türkiye İşçi Partisi varken bunu söylemenin doğru olmadığına inanacak. Türkiye İşçi Partisi'nde ciddiye alınan birisi. Ama bir süre sonra Türkiye İşçi Partisi özellikle 4. Büyük Kongre'de almış olduğu kararlarla ortaya koyduğu sosyalist devrim tezinden yavaş yavaş uzaklaşma eğilimi gösterdiği noktada, yani Türkiye Komünist Partisi'nin 70'lerde güçlenmiş olan Türkiye Komünist Partisi'nin tezine daha yakın durmaya başladığında, ulusal demokratik devrim tezine yaklaştıkça Yalçın Küçük eski pozisyonundan taviz vermemeye çalışacak. O da parti içerisinden kopmasına neden olacak. 79 yılında o da Sosyalist İktidar diye bir dergi çıkaracak Türkiye İşçi Partisi'nden kopanlarla. Bu arada önemli bir şey var. 77 yılında Türkiye üzerine tezlerin ilk cildini yazıyor. Sonrasında
bu kitabın ikinci baskısı 79'da yapıldığında ön sözünde çok ilginç bir şey vardır. İlk cildi Behice Boran ile partinin genel sekreteri Nihat Sargın'a ithaf etmişti. İkinci baskıda bu ithafından vazgeçmiyorum ama diye başlayan bir sunuşu vardır. Çünkü artık onlar tarafından düşman ilan edildiğini söyler ve kendi yoluna çekilir. Ve o süreçte Cumhuriyet'teki yazılarını toplar yine. Bir Yeni Cumhuriyet için diye kitap olarak çıkar ve bu kitap yasaklanır. Uzun bir sürede piyasaya, gün yüzüne çıkamayacak kitap olarak. 80 darbesi yaşandığında Yalçın Küçük yine bunun da gardına uğrayacak. Bir süre sonra doğrudan değilse bile bir süre sonra yargılanacak, hapse atılacak bu kitabı dolayısıyla. O kitaptaki bir ifadesini çok önemli vurgulamam gerekiyor. Bir Yeni Cumhuriyet kitabı 12 Eylül'den bir süre önce yayınlanacak. Türkiye'de bir darbe yapılması için maddi koşulların olduğunu ama ordunun öznel koşullarının buna uygun olmadığını belirtecek. Bu hafif bir yanlış tespit ama öbür taraftan Türkiye'de Necmettin Erbakan gibi isimlerin tasfiye edileceğini ama çok daha İslamcı bir düzenin kurulacağını söylemesi de başka açıdan çok daha ilginç. Bunu da hatırlatmakta yarar var. 80'li yıllarda Aydın Üzerine tezleri de yayınlamaya başlayacak Yalçın Küçük ki ben bu Aydın Üzerine tezleri yazmaya başlamasında özellikle Behice Boran gibi isimlerden kopmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Daha sonra edebiyata, kültüre yönelecek ve o dönem için Eylülizm diye bir ifadede bulunacak. Eylülizm ile kastettiği şey şu, 12 Eylül öncesi süreçte toplumda, kültürde geri dinememiş ama 12 Eylül'ün müdahalesiyle birlikte öne açılmış kişiler, eserler ya da çalışmalar. Bunlara Eylülizm diyecek, buna karşı bir mücadele verecek. O süreçte 83'te özellikle Aydınlar Bildirisi'nde önemli bir rol üstlenecek. Ama nasıl Behice Boran'la Nihat Sargın'la araları bozulduysa o Aydınlar Bildirisi'nde de çok sık bir araya geldiği Aziz Nesin ile bir süre sonra arası bozulacak. Ki 86 ya da 87 yanılıyor olabilirim. Bir soran olursa diye bir kitabı var. Yani artık sürekli bir yalnızlaştığını hissettiği bir dönemi var galiba. Sonrasında da bir partileşme sürecine girme çabası içerisindeyken 87 yılında Toplumsal Kurtuluş diye bir dergi çıkarmaya başlayacak. Ve burada kendisinin iddiası PKK'nın yasal suç sayılmayacak görüşlerini aktarmak olarak ifade etse de PKK ile yakınlaştığı bir sürece girecek ki daha sonrasında 89 ve 92'de iki kere DK'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Daha sonrasında 90'ların başlarında Paris'e gidecek. Paris'e giderken çok ilginç ifadeleri var aslında. Tansu Çiller'in başbakan olduğu, Süleyman Demirel'in başbakan olduğu, Matit Manukyan'ın vergi rekabetmeni olduğu bir ülkede yaşamak istemiyorum diyecek ama yıllar sonra bu gidişini başka şeylerle, Turgut Özal'ın şüpheli ölümüyle ya da birkaç Uğur Mumcu'nun katledilmesi ve birkaç yine şüpheli ölümle açıklayacak. Bunu yıllar sonra başka bir çalışmada ifade edecek. Dolayısıyla 90'ların ortasında biz PKK ile yakınlaşan, onun yayın organlarında yazılar yazan, Met TV'de programlara çıkan bir Yalçın Küçük göreceğiz. Yalnız 97'de 28 Şubat hadisesi sürecinde o çevre ile de ilişkilerinin gerildiğini göreceğiz. Çünkü Yalçın Küçük'ün aydınlanmacı damarı güçlü çıkacak ve 28 Şubat'ı olumlayan bir tavra sahip olacak. Hatta bu eylem 28 Şubat'ta ordunun muhtırasını, ordunun müdahalesini bu ülkede ilk defa Kürtlere de dokunmayan, onlara da sövmeden yapılan bir askeri müdahale olarak olumlayacak. Ancak bu o dönemki kimi Kürt çevreleri tarafından, belli isimler tarafından eleştirilecek ve Yalçın Küçük Paris'teki günlerinin sonuna geldiğini düşünüp bir süre sonra Türkiye'ye dönüş yapacak. Türkiye'ye döndükten birkaç ay sonra tabii kendisi Türkiye'ye dönüş yapacak ama tutuklanacak, bunu biliyor. Daha önce üzerinde açılmış davalar var. Bu davalar nedeniyle hapis yatacağını biliyor. Buna rağmen Türkiye'ye gelecek. Çok ilginçtir. 29 Ekim 1998'de gelecek. Yani bir Cumhuriyet Bayramı gününde gelecek. Benim için hiçbir zaman bayram olmaktan çıkmayan bir günde Türkiye'ye giriş yapıyorum diyecek ama daha önceki tezlerinde 29 Ekim'i tarihsel önemden çıkarmayı düşünen birisiydi kendisi. Bunu da vurgulamakta yarar var. Gelecek ve tutuklanacak, hapis yatacak bir süre ve onun birkaç ay sonra da Abdullah Öcalan yakalanacak, Türkiye'ye getirilecek. Ve kendisi Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından önce Türkiye'ye gelmiş olmasıyla tam zamanlı geldiğini iddia edecek. Yani benimle onun arasında yakın bağlar kuruluyordu, aslında böyle bir şey yok diyebileceği tezlerine dayanak yapacak bu erken gelmesi hadisesini. Sonrasında biz onu birkaç yıl yine hapishanede göreceğiz. 2000'li yılların başında kimi dergilerde, mizah dergilerinde röportajlarıyla ün yapacak. Arkasından 2005 yılına geldiğimizde Kalemler ve Kılıçlar diye bir televizyon programında Türkiye'nin daha çok tanıdığı bir isim haline gelecek. Kamuoyunun daha geniş kesimlerin bildiği bir isim haline gelecek. Ve biz bu yıllarda
Yalçın Küçük'ün daha önceki PKK ile ilişkisinin eskisi kadar dillendirmediğini göreceğiz. Bunun tek bir istisnası var. O da sabataizm meselesi. Çünkü Yalçın Küçük o dönemde Kürtler arasında bir ayrım yapacak. Yani Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan bölgesel Kürt yönetimine yönelik Siyonizm vurgusu yapacak ve PKK ile onun arasında bir ayrım koyarak bazı yerlerde bunu güçlendiren, dillendiren ifadelerde bulunacak. Daha sonrası ise AKP'nin iktidara gelişiyle birlikte AKP'yi de bir İsrail projesi olarak tanımlayıp daha önce birçok kez ifade etmiş olduğu Cumhuriyet kazanımlarından asla geri düşmemek mottosuyla kimilerince ulusalcı, kimilerince sol Kemalist bir tavrı tutturacak ve biz onu daha çok böyle göreceğiz. Evet, sizler kadar başarılı değildim, biliyorum. Birçok şeyi ben de eksik bırakarak burada tamamlayacağım. Hocamızı o kadar çok yorduk ki burada. Kendisinden de af dileyerek ben burada tamamlayayım. Hocamın değerlendirmeleri, sizlerin ya da YouTube'dan takip edenlerin yorumları olursa oradan hareketle de ben de açayım. Hocam, üzdük mü sizi? Yok, çok ilgiyle izledim hepinizi. Çok ilgiyle dinledim. Emeklerinize sağlık. Aslında çok iyi bir format oluştuğunu görüyorum. Yani burada küçük kitaptaki makalelerin küçük bir özeti veriliyor ve okuyucuya böyle bir giriş yapma şansı tanınıyor. Geçen haftaki programı da ilgiyle izlemiştim. Bilmiyorum bundan sonra da devam edecek misiniz bu programlara? Epeyce portreniz var çünkü daha ele alınmış. Birkaç tane daha olacak gibi hocam. Çok güzel. Şimdi ben de buradaki aydınlarla ilgili bazı küçük şeyler söyleyeyim. Hem kendi düşüncelerimi söyleyeyim, paylaşayım, hem de bazı hatırlatmalar yapayım. Bir defa Canan Özcan arkadaşımızı kutluyorum. Fatma Hikmet İşmen portresi üzerine çalışmak gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü şimdiye kadar kimsenin akıl edemediği, akıl etse bile el edemediği bir şeydi belki de. İlk defa başarılmış. Ben çok ilgiyle dinledim. Zaten Fatma Hikmet İşmen hakkında bazı şeyler biliyordum ama daha da ben de çok şey öğrenmiş oldum. Bu bakımdan çok teşekkür ederim. Ama Fatma Hikmet İşmen'in Türkiye siyasetinde etkili olduğu dönemde Türkiye İşçi Partisi'nde başka bazı kadın mücadeleci arkadaşları, sosyalist arkadaşları da var. Bunlardan bir tanesi Nazife Cemgil, bir tanesi Şekibe Çelenk, bir tanesi Beyce Boran. Fatma Hikmet İşmen de tipin böyle öne çıkan kadın figürlerinden bir tanesi ve önemlilerinden bir tanesi. Çünkü çok önemli bir işlev görüyor. Senatör, Cumhuriyet Senatosu'nda görev yapıyor üstelik de iki dönem. Umarım Canan bundan sonraki yurt dışı araştırmalarında böylesi kadın siyasetçi portrelerine devam eder. Çünkü görüyoruz ki portreler kitabında sadece iki tane kadın portre var. Siyasal ve entelektüel tarihimiz kadın simalar bakımından zaten çok zengin değil. Ama üzerine çalışma yapmak bakımından da biraz tutuk davranıyoruz. Biraz daha kadınları öne çıkarmamızın iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sizin yelpazeniz geniş. Sadece entelektüel kadınlara ya da düşünür kadınlara değil de siyasetle ilişkili olan kadınlara da yer veriyorsunuz portrelerde. Bu da bizim siyasal tarihimizi, siyasal hayatımızı anlamak ve anlamlandırmak bakımından bir işlev görüyor. Bunu biraz daha çoğaltmak gerekir diye düşünüyorum. İkincisi Halil arkadaşımızın sunuşuyla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Yalçın Küçük burada hakkında sunuş yapılan entelektüellerin ve siyasetçilerin içinde tek yaşayan kişi. Kendisine uzun ömürler ve sıhhatler diliyorum. Ben de kendisini kısmen tanıma fırsatı buldum. Bir şey hatırlıyorum. 90'lı yıllarda ben üniversite öğrencisiyken Beşiktaş'ta bir sinemada, o zaman sosyalistler sinemalarda toplantılar yapardı. Yalçın Küçük'ün çok etkili bir hatip olduğunu, iyi bir yazar olduğunu zaten bilirdik ama çok etkili bir hatip olduğunu da orada görmüştüm. Ve demişti ki, benim hayatımı da çok etkilemişti, sosyalizmi ben kendim için istiyorum demişti. Çünkü o kadar baskı altında yaşayan bir aydın ki sürekli davalar açılıyor, sürekli soruşturmalar açılıyor. Özgür bir aydın olarak düşüncelerini söylemek için büyük mücadele veriyor ama sürekli olarak bedel ödüyor. Özgürlüğe susamış bir aydın olarak sosyalizmi kendim için istiyorum demişti ve çok etkileyiciydi. Bunun dışında Yalçın Küçük Türkçeyi çok
kendine has, üsluplu ve çok iyi kullanan aydınlarımızdan bir tanesi, bunu söylemek lazım. Hatta herkesin, onu okuyan herkesin dili kullanma biçiminde bir dönem zaman zaman kısmen ondan etkilendiği de rivayet edilir. Ben de tanık olmuşumdur ona. Etkili bir Türkçeci. Ve sanıyorum bizim düşünce hayatımızda en etkili eserleri de Aydın üzerine tezler ve Türkiye üzerine tezler yapıtları. Diğer yapıtları da kıymetlidir elbette ama ben doğrusunu söylemek gerekirse Yalçın Küçük'ün bu yöndeki çalışmalarını devam ettirmesini tercih ederdim. Çünkü hepimizin yetişmesinde bu eserlerin çok çok büyük katkıları oldu. Doğan Avcıoğlu ile ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Ben Doğan Avcıoğlu'nu yakından tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Yaşı yetmez diyebilirsiniz. Çünkü 2000'li yıllarda Doğan Avcıoğlu'nun dergileri üzerine tez yazarken hemen hemen bu salonda yazmıştım zaten tezi. Aynı yerde, aynı salonda çalışmaya devam ediyorum. Doğan Avcıoğlu'nu neredeyse her gün rüyamda görürdüm ve onunla konuşurduk. Bazen kendisini anlayamadığımı, çok genç olduğum için bu kadar eleştirdiğimi söylerdi. O çok sahici bir tanışıklıktı benim için, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunu küçük bir hatıra olarak kaydedeyim ama belki Tülay zaman yetersizliği nedeniyle onu vurgulamamış olabilir ama Doğan Avcıoğlu gerçek anlamda bir tabu yıkıcı ve bu özelliği çok çok önemli. 1960'lı yıllarda solun yıktığı bütün tabuların öncüsüdür desek yeridir. Yani Nazım Hikmet'in şiirlerini ilk yayımlayarak o büyük tabuyu yıkan, o sosyalizm sözcüğünü ilk kullanan 1960'lı yıllarda o, Kürt sorununa Kürt sorunu diyen o, bunun gibi yıktığı gerçekten çok büyük tabular var. Bunlar büyük cesaret isteyen şeyler. Aziz Nesin'in bir sözü vardır: omuzlanmış kapıları aralamak kolaydır diye. Şimdi kapıları omuzlayanlar vardır, bir de o omuzlanmış kapılardan içeri girenler vardır. İşte Doğan Avcıoğlu öyle kapıları omuzlayan devrimci ve tabu yıkıcı bir aydın. Yani düşüncesinin merkezinde Atatürkçülük olduğunu ben de kabul edebilirim ama onu çok aşan bir yorumu var tabii. Yani Atatürkçülüğün ya da Kemalizmin en sosyalizan yorumunu yapmış aydın olarak tanımlayabiliriz kendisini bana sorarsanız. İdris Küçük Ömer'le ilgili de bir şey söyleyeceğim. Buradaki sunuş ilginçti. Tabii bazı ilginç bağlantılar kurulmaya çalışıldı ama ben de İdris Küçük Ömer üzerine az da olsa bazı şeyler yazdım. Bizim, yani İdris Küçük Ömer'in Düzeni Yabancılaşması kitabı biraz sansasyonel bir şekilde açılır. Hani o ilk baskısının kapağında sol diye bilinen sağdadır, sağ diye bilinen soldadır filan. Kitabın içeriği tam olarak öyle değil aslında. Biraz daha farklı okunabilecek bir şey ama o sansasyonel şeyiyle hep İdris Küçük Ömer tanındı. Yani bana göre, bir yerde de ifade etmiştim bunu, verdiği cevaplardan çok sorduğu soruları çok zekice bulmuştum İdris Küçük Ömer'in ve çok üzerine düşünmesi gereken sorular olarak bulmuştum. Bir de bir ara bir Harun Karadeniz portresi yazmıştım. Onu daha yayımlamadım henüz ama o zaman fark ettim ki Harun Karadeniz'in bir kitabına yazdığı bir sunuş var İdris Küçük Ömer'in. Belki de hayatı boyunca yazdığı en iyi metin o olabilir. Biz onu hep Düzeni Yabancılaşmasıyla tanırız ama bana göre çok daha başarılı bir metni, biraz daha saklı kalmış bir metin. Belki izleyenler ya da buradaki arkadaşlar merak edip okurlar diye böyle bir not da vermiş olayım. Devrimci Yıllar ve Anıların İçindeydi galiba hocam. Evet. Bilmiyorum. Ya da şimdi ben de tam hatırlayamadım yani. Bu programa gelirken bunu söyleyeceğimi de bilmiyordum. Buradaki sunuşu izledikten sonra söylemeye karar verdim. Belki de Kapitalsiz Kapitalistlerin başında olabilir. Çünkü o daha akla yatkın görünüyor. İdris Küçük Ömer'in o kitaba sunuş yazması, hani bir hatıra kitabına değil de daha bilimsel bir içeriği kısmen olan bir kitaba sunuş yazması daha akla yatkın geliyor. Ama bakılıp bulunabilir yani, o kadar zor bir şey değil. Çok çok
etkileyici bir metindi. Küçük Ömer'in aslında çok zeki, gerçekten herkesin göremediği bazı bağlantıları, bazı ilişkileri görebildiğini, teşhis edebildiğini, yanıtları tabii ki tartışılmakla birlikte orada gayet iyi fark etmiştim. Erdost, yani Ömer'in orada Erdost'la duygusal tabii yakınlıkları var. Hemşerilik gibi başka siyasal yakınlıkları var. Benim de yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz Erdost'u. Şekibe ablamızın, Şekibe Çelengin cenazesinde idi. Ben de oradaydım ve orada tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Sağlık sorunları çok çok ilerlemişti. Buna rağmen Şekibe Çelengin mezarının başında Sosyalizmi Seviyorum kitabından onunla ilgili bir parça okumuştu. Ve abidevi bir şahsiyetti. Hepimize büyük bir güven aşılamıştı. Fakat ne yazık ki kısa bir süre sonra kendisini de kaybettik. O toprağa verilirken de aslında bendeki duygu şuydu. 20. yüzyılın o gün bittiğini düşündüm. Belki tarih olarak değil ama simgesel olarak o gün bittiğini düşündüm. Erdost çok abidevi bir şahsiyet, çok dirençli bir şahsiyet. Türkiye'de sosyalist düşünceye, Marksist düşünceye gerek yayın eviyle gerek kendi entelektüel çabalarıyla önemli katkıları olmuş, sürekliliği olan müthiş bir sosyalist olduğunu söyleyebilirim. Bir akademik bir mazisi olmamasına rağmen galiba Korkut Hoca söylemişti. En verimli bilimsel tartışmaları ben Erdost'la yaptım demişti. Türkiye'de aslında bilimsel tartışma yapabilecek çok sayıda bilim insanı var ama Erdost demek ki çoğu bilim insanından, çoğumuzdan çok daha yetkin akademik becerilere de sahip. Aynı zamanda sadece bir yayıncı değil, aynı zamanda böyle bilimsel tahliller yapma konusunda da yetenekleri olan, Ömer'in de yerinde bir şekilde vurguladığı gibi edebi yönleri de olan önemli bir karakterdi. Ben kısaca bunları söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Çabalarınızı gerçekten takdirle, sevinçle, yer yer hayranlıkla izliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Portreler kitabının da okuru bol olsun. Ama burada belki şöyle bitireyim. Yani portre yazmak Türkiye'de çok önemli bir gelenek teşkil etmiyor. Biraz güdük kalmış, biraz zayıf, biraz tutuk kalmış bir alan. O bakımdan cesaretiniz de tabii takdir eder. Ama biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani tasnifleri neye göre yapacağımız, ayrımları neye göre kuracağımız, bu ayrımları tekrar nasıl birleştireceğimiz üzerine biraz daha fazla düşünmek gerekiyor. Yani siyasette ve entelektüel hayatta etkili olmuş herkesin portresi yazılmaya değerdir elbette. Ama bunların işte tasnif edilmesiyle ilgili hassas noktalara biraz daha duyarlı olabilirsek iyi olacak. Bir de işte aslında siz de biraz öyle yapıyorsunuz. Kapıları omuzluyorsunuz. Sizin bu çabalarınızdan sonra o omuzlanmış kapılardan başkaları da girecek. Onlar sizin zorluklarınızı yaşamayacaklar. Çünkü sizin deneyimlerinizden de yararlanacaklar ve daha da ötelere geçecek. Biz de zaten onu isteriz. Her zaman daha ileriye, daha iyiye doğru ilerleyelim. Sizler bizi geçin, bizim ötemize ilerleyin. Sizden sonra gelen sizin gençleriniz de sizin ötelerinize geçsin. Bilim böyle böyle ilerliyor. Entelektüel hayat böyle böyle ilerliyor. Sizin çalışmalarınız da gerçekten büyük bir ümit kaynağı oldu. Hepinize çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok umut verici ve teşvik edici oldu. Gayet pozitif oldu. Eleştirileriniz de kulağımıza küpe olsun. Eksikliklerimizi gidermeye çalışalım her zaman. Ama tabii sizlerin eleştirileri oldukça olacak bunlar. Göremediğimiz yerler olacak. Kör noktalar olacak. Böyle böyle bunları düzeltmeye çalışacağız. Daha doğrusu yani ben sorumluluğu üzerime alayım. Ben hatalarımı düzeltmeye çalışayım. Hocalarımızın hatası varmış gibi konuşmayayım. Onları da itham eden bir söyleşi olmasın bu. Ya bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Vicdanen onun sıkıntısı içindeyim. Ben zamanı uzatmışım. Bütün arkadaşlarımdan tek tek herkesin önünde özür diliyorum. Samimiyetle bunu söylüyorum. Kusura bakmayın. Yani herkese zaman az kaldı derken siz niye beni uyarmadınız diye sormak istiyorum. Ama o biraz doğal oldu. Çünkü sen herkese
süreyi hatırlatabiliyordun. Sana süreyi hatırlatacak kimse yoktu Halil. Öyle olunca da biraz öyle. Samimiyetle özür diliyorum herkesten. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocamıza söylediklerine katılan hepinizin heyecan duyduğundan şüphem yok. Söylemek istedikleriniz varsa hocam sizler de buyurun. Şimdi ben bakıyorum tabii burada bir şey var, onu da ifade edeyim o noktada. Bir yorum diyelim daha doğrusu. Kerim Murat Üstün daha YouTube üzerinden bir şey söylemiş. Doğan Avcıoğlu'nun ömrü, Atatürk'ün ömrü vefa etmediği için tamamlayamadığı milli demokratik devrimi tamamlayabilecek mücadelelerle geçmiştir diye düşünüyorum diye bir yorum bırakmış. Hani belki konuşacağımız bir şeyler varsa bunu da hesaba katıp bir şeyler de söyleyebilir. Onun dışında bir yorum, bir soru göremiyorum ama varsa YouTube'dan izleyicilerimizin soruları onlara alalım. Katkıları varsa onları da alalım. Tabii hocamızı da çok fazla yormak istemiyoruz. Makul bir sürede de sunumu sonlandıralım. Sizlerden de galiba başka bir ekleme yok öyle mi arkadaşlar? Ben de bir şey, yani çok kısa bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Gökhan hocamıza motive edici sözleri için. Umarım devamı da gelir bu çalışmaların gerçekten. Şeyi söyleyeyim belki Halil hocam, öyle bir kitapla ilgili hatırlatma olabilir, not düşme olabilir. Sen bu kitabı ilk düşündüğünde biliyorsun aslında Hikmet Kıvılcımlı üzerinden, benim doktora tezimden ötürü hani bir Hikmet Kıvılcımlı portresi olur mu diye konuşmuştuk. Ama Kıvılcımlı zaten işte benim kitap çıkacaktı ve üzerine konuşulacak bir mecra bulacaktı. Buldu ya da neyse hasbelkader o da. Ama başka bir Hikmet vardı, yani Hikmet İşmen vardı ve işte arşiv orada duruyordu. Ve çok güzel bence denk geldi aslında. O yüzden de Fatma Hikmet İşmen'in bu kitapta olması beni çok mutlu etti. Yani bence yerini buldu gibi geldi bana. Ama tabii ki çok daha fazla kadının olması gerekiyor bu şekilde portreler kitabında. Ona da dikkat çektiği için Gökhan Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii, bu kadar tabii. Benim söyleyebileceğim. Herkesin ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorum şimdiden. Şimdi ben de orada bir açıklama yapayım. Yani tabii ki bu çabanın ölçüsü nedir onu bilemiyorum ama kadın portresini arttırabilmek için çok çaba harcadık Gökhan Hocam. Yani çok kıymetli de isimlerin kapısını aşındırdım ama herkes başka bir isimle yönlendirdi. Ve ben en son kendimle baş başa kaldım. O eksikliğin farkındayım. Farkındayız, hepimiz görüyoruz bunu. Bunu da üzülerek kitabın sonucunda ifade etmek durumunda kaldık. Yoksa çok kıymetli insanlar var. Görünmeyen, arka planda kalan ya da görünen. Mesela bir de şu var, onu da vurgulamak lazım. Bu kitaba yönelik kimi böyle tatlı eleştiriler, yönlendirmeler oluyor. Orada şunu fark ettim ama bazı insanların eleştirileri, bazı arkadaşlarımızın, dostlarımızın, hocalarımızın eleştirileri şeyden kaynaklanıyor. Herkesin kendince bir beklentisi var aslında. Görmek istediği portre var orada. Herkes de kendi açısından haklı. Buna yönelik bir itirazım da yok. Mesela diyorlar ki Behice Boran'ı niye yazmadınız? Ben de diyorum Behice Boran'ı Gökhan hocamız yazdı. Biz bir daha niye yazalım? Aynısını yazacaksak, üstüne çıkmayı cesaret eden varsa buyursun. Yani onunla da ilgili bir problemimiz yok. İşin böyle bir boyutu da var. Yani çabalarımızın sonuçsuz kaldığı bir nokta da var maalesef. Umarım bunlar aşılır ama bu eksiklik çok büyük bir eksiklik. Kesinlikle katılıyorum. Ve en baştan sahipleniyorum zaten bu eksikliği. Sizlerin var mı? Süley hocam, Ömer hocam. Ben ufak bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir özür dilemek istiyorum öncelikle. Konuşmamda da maddi bir hata var. Yazdığım yazıda da metne de dahil olan maddi bir hata var. Bu çok ufak bir detay ve önemsiz bir şey olarak görülebilir ama akademik etik gereği bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Muzaffer Yanal Erdoğuz 1970 yılında PDA'da Doğu Perinçek tarafında değil, Mihribelli tarafında yazılarını kaleme aldı. PDA'da Korkut Boratav Hoca yazıyordu. Korkut Boratav Hoca'nın yazılarıyla Erdoğan'ın yazıları sehven yer değiştirdi. Bu yanlışlık ve maddi hata için herkesten özür diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. Orada da ben de küçük bir ekleme yapayım. Ona Korkut Hoca'nın yazıları PDA'da yayımlanıyordu. Ama o Korkut Hoca öyle tercih etmiş değildi. Yani o iki aydınlık ayrılmadan önce Korkut Hoca yazıyı göndermeye başladı. Onların elinde kalmış, o tarafın elinde kalmış, öyle söyleyelim. Yani kendi tercihi olarak şekillenmemiş o iş. Evet, Erdoğan o yıllarda Mihribelli'nin çok çok yakın bir çalışma arkadaşı. Bunu hem Mihribelli'nin İnsanlar Tanıdım kitabında hem de Sevim Belli'nin Boşuna mı Çiğnedik kitabında da bir sürü detaylarla
görebiliyoruz. Ama düzeltme önemliydi Ömer. Tabii şey de önemli, yani ondan sonra Korkut Hoca'nın emekteki yazısı da o tartışmanın dinamini zenginleştiren, sürdüren bir şey. Yani sadece orada da kalmıyor. Yani hatanın şeyini biraz azaltalım burada. Bir o var, bir de şey söyleyeyim hocam. Aksini iddia etmediniz ama Ömer hocam. Hani İnsan Hakları Derneği'nden kopup Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı kurması durumu var ya Muzaffer Erdoğuz'un. Aslında Türk İnsan Hakları Derneği içinde de var bir sürü. Ankara Şube Başkanlığı'nı yapıyor yanılmıyorsam. Evet. Yani aksini iddia ettiniz değil. Hani orada hiç yer almadığı gibi anlaşılabilir diye bunu da bir hatırlatmak lazım. Doğru. Evet, onu da düzeltmek lazım tabii. Bir süre yer. Kopuş sebebi tam da söyleyeyim. Kopuş sebebi. Tabii doğru. Öyle de bir durum var. Başka söyleyecek sözü olan arkadaşımız var mı? Veysel Hocam, Tülay Hocam sizler. Ben kendi adıma Gökhan Hocam'a teşekkür ediyorum. Doğan Avcıoğlu aslında muhtemelen hani onu ifade edebilecek en güzel tanım tabu yıkıcı olması. Ben makalede de tezde de buna çokça vurgu yaptım ama burada biraz savruk bir sunum oldu. Bu noktada da Doğan Avcıoğlu'na dair hani şunu son kez söylemek istiyorum. Doğan Avcıoğlu bu tabu yıkıcı özelliğinden ötürü aynı zamanda da Kemalizmi merkeze alan ama Kemalizmi aşan özgün bir Kemalizm, sosyalizm perspektifi ortaya koymasından ötürü aslında benim için onu tanımlayabilecek bir şey daha var kelime. O da yerli ve milli bir aydın olması. Bunu da söylemek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkes için. Şimdi yerli ve milli demişken Kurtuluş Kayalı hocamızın metinde zikrettiği bir cümleden hareketle buraya bir vurgu yapayım. Bazıları bu ifadenin henüz kullanılmaya başladığını zannediyor diyor Kurtuluş Hocamız yerli ve milli üzerine. Ben de sizin söylemeye çalıştığınızın Kurtuluş Hocamızın vurgu yaptığı nokta olduğunu anlayarak bir açıklama yapmış olayım. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii bu soru herkese gelebilir. Özellikle Ömer Hocam'a gelebilir ama Gökhan Hocam'ın yorumları da çok kıymetli olur herhalde. Sol yayınlarının Marksist klasiklerin çevresi konusunda önemli bir boşluğu doldurduğu anlaşılıyor. Bugünden bakılarak bu çevirilere ciddi eleştiriler getiriliyor. Bu kadar kötü mü bu çeviriler diye bir soru var. Yani bu bana sorulmamıştır muhtemelen. Yok hocam, hani yorumunuz varsa tabii de, ki yani şöyle. Yorum yapayım. Yani bu kadar... Mesela Ömer Hocam'ın gözüne çarpan bir şey var mı bilmiyorum. Sizin tecrübeniz vardır diye sadece size de hatırlatmak istedim. Evet. Ömer Hocam bununla ilgili çok bazı detayları biliyorum ben. Mesela Mehmet Selik Kapital'in ilk çevirisini yapmıştı. Sol yayınları tarafından fazla müdahaleye uğratıldığı gerekçesiyle onu alıp o zaman başka bir yayın evinden, Odak Yayın Evi'ydi galiba. Hı-hı. Ömer daha iyi bilir onu ama oradan çıkardı mesela. Cem Erol felsefenin başlangıç ilkelerine sol yayınlarından çıkarmıştı, çevirmişti. Ama o da fazla müdahale var diye sonradan Doğan Yayın Evi'nden bastı. Bunun gibi şeyler, gerçekler var. Yani gerçekleri saklamanın bir gereği yok. Ama tarihsel olarak baktığımızda bu gerçekler sol yayınlarının Türkiye'de Marks düşüncenin gelişimine yaptığı o çok büyük katkıyı bence gölgelemiyor. Yaptığı her çeviriyi neredeyse her baskıda gözden geçirdiler. O da çok önemli bir şey. Hani ilk baskıda neyse öyle gitti diye değil, yapmadılar. Yani her keresinde yeniden biraz daha düzelterek ilerlediler. Yani bir süreç olarak gördüler. Çok insanın çok fazla emeği var ve bu emeklerden doğan çok çok büyük bir katkı var. Dolayısıyla sol yayınları hala bizim entelektüel hayatımızın çok çok önemli bir bileşenidir. Onu bu yönden eleştirmek yerine yayınladığı kitapları okumakta, onlar üzerine tartışmakta daha büyük fayda görüyorum ben, doğrusunu söylemek gerekirse. Ben de ufak bir şey söyleyeyim. Elbette ki yani Gökhan Hocam varken benim lafa girmem doğru olmazdı. Ben sadece ufak bir ekleme yapayım. Şimdi tabii Marksist klasikler dediğimiz zaman ana dili Almanca olan kaynaklardan bahsediyoruz. Ve Almanca bilme durumunun çok daha düşük, Fransızca ve İngilizceye göre çok daha düşük olduğunu görülüyor ve çevirilerin bir çoğu Almanca, doğrudan Almanca'dan değil, Fransızca çevirilerinin Türkçe'ye çevirisi üzerinden daha çok yapılan çeviriler olduğu için, yani çevirinin çevirisi olması hasebiyle çevirilerde bir teknik problem olduğu düşünülüyor. Tabii bu çok geç bir dönemde halledildi. Özellikle Kapital'in çevirisi, rahmetli Nail Saptagan, tabii rahmetli analım buradan, orijinal Almanca dilinden Kapital'in sonradan çevrildiğini
ve tabii üçüncü cildi göremedi ama diğer Almanca bilen çevirmenlerimiz tarafından isimlerini unuttuğum için çok özür diliyorum. Erkin Özalp diye yanılmıyorsam bir tanesi. Sonradan maalesef çok geç bir dönemde ve sonradan Tanıl Bora da tabii kendisi bir takım Almanca üzerinden çeviriler yaptı. Almanca dili ile ilgili bir sorun sebebiyle Marksist klasiklerinde çevirisinde teknik bir sorun olduğunu ifade edilmesi gerekir. Evet, yani ben aslında doktora tezini çalışırken böyle iddialar olurdu hep. Yani o çevirileri yaparken örneğin sosyalist devrim taraftarı bir tipli ise biraz daha oraya yontan ya da milli demokratik devrim safında ise oraya yontan çevirilermiş gibi eleştiriler duyardım ve bunu tabii tespit edebileceğim somut hiçbir şey görmedim. Ama benim açımdan önemli kaynaklardan bir tanesi, dikkat etmem gereken kaynaklardan bir tanesi Marx'ın Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri kitabı, yani Grundrisse'in ilgili bölümü. Şimdi onun çevirisini Mihri Belli yapmış. Mihri Belli bu çeviriyi yaparken de bunu Hobsbawm'un İngilizce ön sözüyle yayınlanan İngilizcesi üzerinden yapmış. Dolayısıyla ben bir tek böyle bir şansa sahip oldum. İngilizcemin çok iyi olduğunu iddia edemem. Yani bir çevirmen titizliğiyle meseleye bakıp ya da bir teorisyen hassasiyetiyle kavrayacak düzeyde hiçbir birikimim yok, bunu en baştan ifade edeyim, ama hem Türkçesini hem İngilizcesini aynı anda okudum ben. Yani arada bir fark var mı diye. Daha doğrusu Türkçesini okudum, sonra da bir ikisini bir karşılaştırarak okudum. Ben hiçbir fark göremedim. Bunu da belirtmiş olayım. Sadece Muzaffer Erdoğan konuştuk burada ama Mihri Belli örneği üzerinden söyleyeyim ki ben Mihri Belli bu tartışmalarda çok da eleştirdim ama bu hususta açıkçası hakkını yememek lazım. Orada ben bir fark görmedim. Yeri gelmişken böyle bir ekleme yapmış olayım ben de. Evet. Hocam çok sağ olun. Çok yorduk sizi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da katılım gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hem yazı yazdılar, kitaba katkı sundular, hem de burada konuşma yaparak zamanlarını ayırdılar. Kendilerini ifade ettiler. Umarız faydalı bir iş olmuştur. Çok fazla yorum ya da katkı olmadığı için sizleri de burada daha fazla bekletmek istemiyorum. En azından YouTube yayına bir son verelim burada. Arzu ederseniz birkaç dakika daha bir vedalaşma konuşması yaparız kendi aramızda. Şimdi şöyle ifade edelim, biz bugün siyasal ve entelektüel tarihimizden portreler kitabımızla ilgili ikinci oturumu gerçekleştirdik. Çarşamba günü 19'da olmuştu geçen hafta ilki. Yine aynı gün ve saatte ikincisini yaptık. Üçüncüsü için de haftaya yine aynı gün ve saati düşünüyoruz. Zaten bu şekilde Tarihçi Kitap Evi'nin sosyal medya hesaplarından, sitesinden duyurusu yapılacaktır bunun. Saatle ilgili bir değişiklik olur mu diye bir tereddütüm var ama muhtemelen yine aynı saatte olacak. Haftaya da başka portrelerle burada olacağız. Bizi izleyenlere ya da sonradan izleyeceklere şimdiden teşekkür ederiz. Umarız kitabımızda bir başarı elde etmişizdir. Eksikliklerimiz, hatalarımız varsa da kıymetli eleştirilerinizi samimiyetle bekliyoruz. Bizler de bunları görelim ki kendimize biraz çeki düzen verelim gerekiyorsa. Herkese iyi akşamlar diliyorum.